Yatırım Finansman Ekonomi Masası'nı sunar. Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Kadınların sosyal ve iş hayatında eşit olduğu, popülist söylemlerin ve her ne kadar eğitimli olurlarsa olsunlar, bazı erkeklerin zannettiği gibi kadınların bir adım önde olmak için verdikleri bir mücadele değil aslında. Ev hayatında bütün sorumlulukların eşit paylaşıldığı, sosyal ve toplumsal yaşamda cinsiyetimiz dolayısıyla zorbalığa maruz kalmadığımız, iş ve profesyonel yaşamda erkeklerle aynı temsile sahip olduğumuz ve aynı işi yapıp aynı statüye sahip olduğumuz halde aynı maaşı alamamamıza dair bir eşitlik mücadelesi. Yani aslında ortada bir cinsiyet savaşı yok diyebiliriz. Kimsenin ne önünde ne arkasında olmak gibi bir derdimiz de yok. Yalnızca insan olduğumuz için sahip olduğumuz değerlere saygı duyulmasını istiyoruz aslında. Toplumun %50'sini temsil ettiğimiz gerçeği gözümüzün önünde dururken ekonomiden, üretimden ve katma değer üretmeden geri kalmamızda ekonomiye yazacağı eksi haneyi de bugün rakamlarla tekrar altını çizeceğiz zaten. Daha küçüğe baktığımız zaman çekirdek ailelerde anne ve babaların eğitim seviyelerinin yüksek olmasının büyük pencereden bakınca topluma yaratacağı faydayı da kimse yadsıyamaz sanırım. Ama bu mücadelemizde yanımızda olan erkekler de var. O beylere de teşekkür etmek gerekiyor sanırım. Ailelerimiz, dostlarımız, bu mücadelede bize destek veren herkese tekrar teşekkür etmek istiyoruz. Var olsunlar diyoruz. Ve biz buradayız. Mücadelemize, üretime, katma değer yaratmaya devam edeceğiz diyerek de 8 Mart'ımızı kutlayarak başlamak istedim. Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, tekrar kutlu olsun diyelim. Her zaman olduğu gibi iki muhteşem kadın olacak yine ilk yarım saatlik dilimde. Öncelikle Canan Sakarya bizlerle olacak. Ankara notlarını kendisinden dinleyeceğiz. Hemen ardından da Helin Çelik bizlere eşlik edecek. Kripto para piyasalarındaki son durumu konuşacağız. Biliyorsunuz teknik olarak rekor kırıldı Bitcoin'de. Son durum ne? Soracağız kendisine. Günaydın Şeref Bey. Hoş geldiniz. Günaydın. Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun. Teşekkür ediyoruz. Sen öyle bir güzel şiir gibi konuştun ki açılışta. Yani kadın yoksa yarın yok. Evet. Ve kadını dışarıda bırakan hiçbir sistem sürdürülebilir değil. Bugün işte biraz bu Dünya Kadınlar Günü sebebiyle hazırladığımız gazetede de zaten bunu vurgulayan yüzlerce hanımefendiyle konuştuk ve görüştük. Şurası bir gerçek. Bu pozitif ayrımcılık laflarına da ben itiraz ediyorum. Pozitif ya da negatif ayrımcılığa gerek yok. Az önce senin vurguladığın eşit şey. Olalım. Biz hakkımız eşit olmak eşit istiyoruz. Aynen. Niye böyle bir pozitif negatif ayırıyorsun evet. beni kardeşim? Biz cinsiyet savaşı yani, değil. Evet. Bunları sanıyorum geçen yıl geride, biraz daha geride bırakıyoruz. Evet. Mesela hatırlıyorum 10 yıl önceki Dünya Kadınlar Günü konuşmalarında daha böyle hani erkeklerin yerini mi alacak feminist hareketler üzerinden yürüyen yapı. Şimdi daha insani olgular üzerinden gidiyor. Kardeşim biz eşitiz. Evet. Üretiyoruz. Evet. Ha elimizden gelen gayreti de gösteriyoruz. Şey anlamında söylüyorum. Erkekler olarak da kadını da daha fazla sosyal hayata, iş hayatına, cemiyet hayatına katabilmek için. Ama öbür taraftan kadınlara yönelik şiddetin son derece arttığına da tanık oluyoruz. Ama bu mücadele kadın lehine gelişmeye başladı. Hı hı. Mesela erkek cinayeti işliyor. Erkek cinayetleri demiyoruz. Kadın cinayet. Sanki kadın cinayet işliyor gibi. Dilimizden de bunu söküp atacak şey zaman alıyor. Ama geldiğimiz noktada bence iyi gidiyoruz. Biraz daha acele etsek daha da iyi olacağız. Daha da iyi olur. Aynen öyle. Toplumun yarısını temsil ediyoruz. Evet. Yani gerçekten bu oran. Yani şimdi birazdan konuşacağız aslında. Hatta şimdi yeri gelmişken söyleyeyim. TÜİK verileri var mesela. Evet. Yakın zamanda yine ortaya konuldu. Kadınlar eğitimi ne olursa olsun erkeklerden daha az ücret alıyorlar. Evet. TÜİK verilerine göre 2022 yılında 15 ve daha yukarı yaştaki nüfusun istihdam oranı %47,5 oldu. Bu oran kadınlarda %30,4 iken erkeklerde %65. Cinsiyetler arası ücret veya kazanç farkı tüm eğitim düzeylerinde erkek lehine gerçekleşiyor. Çocuklu kadınlarda istihdam oranı düştüğü izleniyor.
2022 yılında 3 yaşın altında çocuğu olan 25 ila 49 yaş grubundaki kadınların istihdam oranı %28, erkeklerin istihdam oranı %90,5. Biz aslında bu aradaki farkı zaten. Bu mücadelemizin sebebi bu. Bu ücret konusuna bir şey söyleyeceğim. Bütün dünyada cinsiyet eşitsizliği ücret konusunda tartışılan bir konu. Evet. Bunun da en belirgin, en baskın örneği Amerika. Hı hı. Erkek ücretini 100 kabul ettiğin zaman 80. Kadına, hı hı, 80 veriliyor. Türkiye'de de aşağı yukarı aynı. Yani bir arada bir fark var ama enteresandır. Türkiye bu aradaki farkı kapatma konusunda Amerika'dan daha hızlı gittiğini söyleyebilir. Hmm. Nasıl oluyor bu? Çok basit. Aynı işi yapıyorsak kadın ya da erkek niye farklı ücret alalım? Evet. Bu anlayışa yavaş yavaş işletmeler ki normal kamu çalışanlarında böyle bir şey yok da hani memurlarda falan özel sektör çalışanlarında da kadınla erkek arasındaki ücret uçurumları çok hızlı Türkiye kapatmaya başladı. Bu da bütün dünyada zaten cinsiyet eşitliği, ücretlerde cinsiyet eşitliği için geçmesi gereken kimilerine göre 120, kimilerine göre 200 yıl daha varmış bu eşitliği sağlamaya. Ama biz orayı bulmayacak sanıyorum. Çok daha bir kısa sürede kadın erkek ücretini eşitliği sağlayacağız. Belki zaman alacak olan şudur, istihdama katılım konusunda biraz daha fazla zaman gelecek. Çünkü kadını çalış demek kolay. Kadının sosyal hayattan, iş hayatına katılabilmesi için kreş, hani nerede kreşlerin senin? Evet. Kadın doğurup aynı zamanda kariyerinin bölünmesine sebep olan fizyolojik avantajı ve olgusu, ben ona avantaj diyorum ki doğurmak ne kadar güzel bir şey. Onun yarattığı kesilmeler sebebiyle istihdama katılımda ya da istihdamdan vazgeçme konusundaki alanlar biraz daha zaman alacak ama her geçen gün oranın da iyileştiğini söyleyebilirim. Ben dünkü yazınıza değinmek istiyorum yeri gelmişken. Şimdi kadının istihdamının altını çiziyoruz. Şeref Bey dün rakamlarla ortaya koydu aslında kritik önemini. Misal yönetimde diyorsunuz %30 kadın olan şirketler batmıyor. İflasla karşılaşma riski 5 kat düşüyor. Riskli kararlarda 4 kat daha başarı var. Ayrıca yönetimde kadın eşitliği sağlandığında dünya gelirinde 12 trilyon dolarlık ilave katkı oluşuyor. Evet. Rakamlarla aslında çok, önemini çok ortaya koymuşsunuz. Çok net. Yani demek ki kadını denkleme koyduğun zaman durum değişiyor. Ne yönde değişiyor? Olumlu yönde değişiyor. Hmm. O zaman soruyu şöyle soralım. Peki kadını niye dışarıda bırakıyoruz? Neden? Neden? Niye? İşte bundan kurtulmamız gerekiyor. Halbuki tarihe baktığınız zaman kadına seçme seçilme ve saygınlık şeyini veren Mustafa Kemal Atatürk'ü burada minnetle ve saygıyla bir kez daha anmak lazım. Kesinlikle. Oradaki getirilen haklara zaman içerisinde İngiltere bile gıpta ediyordu. Ne yapınlar, ne oluyor bu genç cumhuriyet, daha çiçeği burnundaki cumhuriyette kadına yaklaşıma bir bakar mısın? Biz geri kaldık bu işlerde dedirtecek kadar. Ama sonraki zamanlarda biz bu avantajı, kadına getirilen özel avantajı koruyamadık. Ne yaptık? Bunu biz belki feodal yapılar, belki üretim modelleri sebebiyle ittik, kalktık vesaire ama şimdi geldiğimiz noktada ise ben öyle artık düşünmüyorum. Hı. Özellikle ucuz ev çalışanı, ucuz tarım çalışanı, daha doğrusu ücretsiz ev çalışanı, ücretsiz tarım çalışanı olarak kadının pozisyonu hala ağır bir şekilde toplumda olduğundan dolayı bu veriler düşük gözüküyor. Ama hızlı bir şekilde kadının da mesela ev çalışanın, bedava ev çalışanın yerine onun da bir iş olduğu konusunda anlayışlar geliştikçe hem de ne büyük iş. Hele bir de çalışan kadın evde de aynı zamanda çalışıyorsa yetmiyor. Hani çocuk ve kariyeri aynı anda odaklayan, ki normal hayat şartları içerisinde bizi buraya gelmiş durumdayız. Bir kadının açıkçası erkekten daha yüksek bir performans göstermek hem zorunluluğu var hem de gerçek de bu. Evet, gerçekten öyle. Bu popülist söylemlerle eşitlik mücadelemizi küçümsemeyen siz gibi kıymetli isimlere de tekrar çok teşekkür ediyoruz. Bu mücadelemizde bizlerle birliktesiniz, bunu da hissediyoruz. Yazılarınızda da tekrar altını çizdiğiniz gibi kadının toplumda var olması, iş hayatında var olması gerçekten çok kritik bir öneme sahip. Teşekkür ediyorum ben de. Estağfurullah. Kendi adıma sağ olun. Bu arada bütün izleyicilerimiz de mesajlarını iletmişler Kadınlar Günümüzü. Ben de bütün kadın izleyicilerimize ve bu mücadelede bizim yanımızda olan bütün beylere de tekrar teşekkür ederim. Hepimizin Kadınlar Günü kutlu olsun diyelim ve önce bir güne başlarken gidelim.
Hemen ardından sonra Canan Sakarya'ya gideceğiz. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergi artışları ile ilgili iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek KDV, MTV ve gelir vergisi artmayacak. KDV genel oranlarını artırmayacağız. İstisnalar varsa, indirimli olanlar varsa bunu gözden geçireceğimizi zaten söylemiştik dedi. Kayıt dışı ekonomiye ilişkin önemli kararların yaşama geçirileceğini belirten Şimşek, düşük KDV oranlarıyla fiş kelimesinin önlenmesi için yeni POS cihazlarının kullanılacağını ve bu makinelerin Haziran'dan itibaren çalışacağını söyledi. IMF tarafından yayımlanan blog yazısında Kızıldeniz'deki saldırıların küresel ticareti aksattığı aktarıldı. IMF, Süveyş kanalındaki ticaret hacminin yılın ilk 2 ayında yıllık %50 azaldığını bildirdi. Fed Başkanı Powell, faiz indirimine başlamak için gereken güveni kazanmaya yakın olduklarını söyledi. ABD Senatosu Bankacılık Komitesi'nde soruları yanıtlayan Powell, enflasyonun sürdürülebilir biçimde %2'lik hedefe ineceği konusunda emin olmak istiyoruz. Bu güven oluştuğunda, ki çok da uzak değiliz, gevşemeye başlamak uygun olacak diye konuştu. Avrupa Merkez Bankası beklendiği gibi faizleri değiştirmedi. ECB mevduat faizini %4 seviyesinde tuttu. Gecelik borç verme oranı %4,75, politika faizi ise %4,5 seviyesinde kaldı. Enflasyon ve ekonomik büyüme ilişkin yapılan daha düşük tahminler, bankanın Haziran'da faiz indirimlerine başlayacağı beklentisini güçlendirdi. Bugünkü gündemin en önemli başlığı Fitch'in Türkiye değerlendirmesi. Kredi derecelendirme kuruluşunun Türkiye'nin B notunu koruması, görünümünü ise durağından pozitife yükseltmesi bekleniyor. Fitch en son 8 Eylül'de görünümü negatiften durağına yükseltmişti. Yurt içinde finansal yatırım araçlarının reel getiri oranı, yurt dışında ise Almanya'da sanayi üretimi, Euro bölgesinde gayri safi yurt içi hasıla ve ABD'de işsizlik oranı verileri izlenecek. Öne çıkan başlıklarımız bu şekildeydi. Şimdi Ankara'ya gidelim. Canan Sakarya, günaydın. 8 Mart Dünya Kadınlar Günümüz kutlu olsun öncelikle. Ve Ankara'da bugün hangi başlıklar öne çıkıyor? Sözü size bırakalım. Günaydın, iyi yayınlar diliyorum. Ben de Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Daha eşit, daha özgür bir dünya diliyorum kadınlar için. Ankara'da dün akşam itibariyle İletişim Başkanlığı'ndan bir açıklama yapıldı. Zelenski, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski Türkiye'ye geliyor. İstanbul'da bir görüşme gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanı'yla. Hem tahıl koridoru, hem barışın sağlanması, hem de ikili ilişkiler noktasında görüşmeler, temaslar yapılacak akşam saatlerinde Dolmabahçe Sarayı'nda. Bunun dışında Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, fil dişi sahili ziyaretinden dönüşte anayasaya ilişkin açıklamalar yaptı. Çünkü yerel seçimden sonra sıcak bir gündem maddesi olarak anayasanın gündeme gelmesini bekliyoruz. Bunun zamanlaması konusunda hemen seçimlerden sonra gelmesinin biraz erken olabileceğini, doğru zeminde, doğru araçlarla, doğru zeminde tartışılması durumunda mecliste yeni bir anayasa değişikliğinin yapılabileceğini dile getirdi. Bu meclisin yeni bir anayasa yapamayacağını, kurucu meclis olmadığı için yeni bir anayasayı hayata geçirmesinin söz konusu olamayacağı noktasında yapılan değerlendirmelere de katılmadığını dile getirdi. Doğru zeminde partilerin uzlaşması durumunda bu yeni bir anayasanın hayata geçirilebileceğini söyledi. Ama yeni bir anayasa olmazsa geçtiğimiz dönemde 64 maddelik bir taslak çalışma yapılmıştı. Bunun da yani buna benzer belli noktalarda partilerin getireceği taslaklarla bir çalışmanın da yürütülerek hayata geçirilebileceği noktasında açıklamaları oldu Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un. Çok teşekkürler Canan. Teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun kıymetli katkılarınız için. Kolay gelsin. Teşekkürler. Canan Sakarya'dan Ankara notlarını dinledik. Şimdi bugün ben ankette yıl sonu dolar TL hangi seviyeye gelir diye sordum izleyicilerimize. 36, 38, 40 ve üzeri bunu niye sordum? HSBC dolar TL tahminini yükseltti. Yıl sonu dolar kuru tahmini 3 TL yukarı revize eden HSBC şöyle bir rapor yayınladı. 33'ten 36'ya revize edilecek yeni tahminin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın TL'de reel değerleme beklentisine dayandığında belirtildi. Ne dersiniz? Şimdi ben anlamıyorum. Bu matematik HSBC'de farklı, Türkiye'de farklı, kağıt üstünde farklı, matematik kitaplarında farklı mı? Değil mi? Kardeşim,
çok net bir şekilde Merkez Bankası diyor ki, evet, yani daha doğrusu enflasyon raporlarında da böyle söylüyor, hükümet yetkilileri de bunu söylüyor, Mehmet Şimşek de söylüyor. Hı-hı. Yani enflasyon kıyılarında bunu yüzdüreceğiz mealinde laflar ediliyor. Ne demektir bu? Zıplamasına izin vermeyeceğiz ama geri kalmasına da istemiyoruz. Geri kalması derken her ne kadar biz enflasyon kıyısında yüzdüreceğiz yanı sıra ama onun için müdahale etmiyoruz diyorsa bir kontrollü bir artış söz konusu. Nedir o? Aylık ne kadar artıyorsa 3 aşağı 5 yukarı o kadar. Belki seçimden sonra bir miktar da hani ihracatının da biraz gönlünü hoş etmek için bir miktar enflasyonun biraz üstünde gidebilir. Hmm. Ama neticede bir enflasyonla beraber aynı paralelde raylarda bir rayın bir tanesinde enflasyon, rayın öbür tarafında ise doların yol alacağını söylüyoruz. Hmm. Şimdi böyle baktığın zaman bile yıl sonu enflasyon hedefi olan Hafize Gaye Erkan'dan bize kalan bir miras var. Yıl sonu 36 diye. Evet. Sadece onu bile alsak ki bu çok artık çok geride kaldı bu tahmin. Daha güncellemeye başladı. Bu hesabı anlamak mümkün değil kardeşim. Sadece öyle bir yer. 30 liradan alıyorum. Bırak 31 lirayı. Hmm. 30 lira 45 lira falan civarında oluyor. Nuri Sevgen bas bas bağırıyor kardeşim. Ya diyor matematik var arkadaş diyor. Hani matematik olan yerde sen hala nasıl oldu? Geri ordunun dereleri geri yukarı mı, yukarı doğru mu akacak? Nasıl akıtacaksın onu? Ha şu olabilir. Hükümet özellikle deflasyon yapacak. Yani revalüasyon değil, revalüasyon yapacak. Ne yapacak? Onun fiyatlarını geri çekecek bilmem. Hayır öyle bir şey de söylenmiyor. O zaman bu rakamlar nedir diye bakıyorum. Genellikle bu raporları yabancılar ama Türk olan yabancılara, Türklerin yabancılar adına yazdıkları raporlardan var ve bir şey kokusu alıyor. Yani bir beklenti yönetme korkusu kokusu alıyorum. Bir algı tasarımı söz konusu. O yüzden şu olacak. Hatta bir tanesi ne demişti? 29 liraya inecek yıl sonunda. Evet, 30 lirayken 29. Niye kardeşim iniyor? Yani bunu hangi sebepten dolayı aşağı indireceğiz? Sanki bir şeyler için Türkiye şartlandırılmaya çalışılıyor vesaire. Yeniden faiz artışına doğru bir gitmek için sanki bir söylem geliştiriyor. O yüzden benim tahminim şudur. Bu raporların fazla bir ciddiyeti yok. Çünkü başımıza resmen rapor yağıyor. Raporların metodolojisini bilmiyoruz. Açıkladıkları metodoloji genel geçer laflar. İşte Merkez Bankası'nın politikaları vesaire ama öyle değil. İkincisi niyetini anlayamıyorum bunların. Evet. Niyetini anlamadığımdan dolayı bildiğim bir şey var. Bu işin matematiği var. Matematik kesinlikle bu tür saçma sapan tahminlerden çok daha önemli bir rehber oluyor bizim için. Peki. O zaman yavaş yavaş piyasalara döndüğümüze evet. göre kripto para piyasalarında konuşalım. Çünkü orada da hareketli anlar yaşanıyor gerçekten. Kripto para uzmanı Helin Çelik bizlerle birlikte. Günaydın Helin. 8 Mart Dünya Kadınlar Günümüz kutlu olsun. Öncelikle hoş geldin yayınımıza. Çok teşekkür ederim Berfin. Günaydın. Senin de Kadınlar Günün kutlu olsun. Dünya Emekçi Kadınlar Günün kutlu emekçi olsun. Kadınlar evet, günü. Emekçi Kadınlar Günü. Çok evet. teşekkür ederim. Çok sağ ol. Şimdi Bitcoin tabii ki sana sormak istiyorum. Teknik olarak işte 69.200'de sanıyorum tüm zamanların zirvesini kırdı. Ama buradan sonra hızlı bir geri çekilme gördük. Neden kırdı, neden geri çekildi ve hacimli bir yukarı doğru yön alabilmesi için ne gerekiyor Bitcoin'de, ne olması gerekiyor? Evet, 69.000 2021 yılında test ettiği ve çok sert direnç gösterdiği ve buradan satış baskısıyla karşılaştığı bir bölgeydi. Dolayısıyla aslında ilk etki yatırımcıda beliren travma. Çünkü 69.000'i bir kere görmesinin ardından yaklaşık 2 sene boyunca düşüş serisiyle karşılaştı ve ayı piyasasına giriş yapmış oldu. Dolayısıyla o bölgede çok yoğun bir emir kümesi vardı. Yani short pozisyonların hacmi artmaya başladığı bölgede. Bir de madencilerin satışları gözümüze çarpıyor. Yani yatırımcı bir travmanın etkisiyle oradaki kümeleşmesini sürdürürken madenci de halving öncesi bu fiyatı kaçırmak istemedi diyebilirim. 3 Mart'tan 69.000'e giden süreçte 6 Mart'a kadar
madencinin yoğun alımları ve rezerv birikimi söz konusuydu. Ancak 69 bine böyle diğer borsalarda tabii 69 bin 100'ü gören oldu, 69 bin 200'ü gören oldu. Buradaki fiyat farklılıkları normal çünkü borsalar arası emir tipleri farklı müşterilerin emirleri doğrultusunda daha doğrusu döşeniyor, dizayn ediliyor ve buradan yeni ATH kabul ettik biz. Ama spot Bitcoin fiyatına bakacak olursam benim baktığım bir grafik var. Tam olarak o bölgeden dönmüş gibi gözüküyor. Yani bana göre tam anlamıyla bir zirveyi zorladı, burayı kırdı diyebileceğim bir durum yok açıkçası. Hatta o bölgede ciddi bir baskıyla karşılaşmasını normal karşılıyorum bu yüzden. Çünkü yatırımcı 69'un üzerini tam anlamıyla görmek istiyor aslında. Asıl hareket buradan sonra başlayabilir ama buraya kadar her şey normal. Tıpkı geçtiğimiz yıllarda İlk defa 20 bini test edip oradan tekrar 3 bin dolara düşmesi gibi ve sonrasında 24 bin doları zorlaması gibi. Şimdi de benzer bir senaryo aslında. 69 binleri denedi. Buradaki hem madencinin satışı hem yatırımcı davranışı doğrultusunda tekrar bir gerileme eğilimi gösterdi. Akabinde 59 bin seviyesine kadar düşüş yaşamış oldu. Sonrasında hızlı bir şekilde toparlandı ama bu biraz da Asyalı yatırımcının alışlarına baktığımızda normalde karşılayabileceğimiz bir durum. Çünkü Çin hisse senedi piyasasında bir durgunluk var. Özellikle Çin yeni yılı tatiliyle başlayan bir süreçti bu. Ve 40 binlerden 60 binlere giderken çok büyük payı vardı bu hem Çin yeni yılının hem de oradaki hisse senedi piyasasındaki durgunluğun. Dolayısıyla buradaki hacmin çoğunu aslında Asyalı yatırımcı yaptı. Genelde biz Kuzey Amerika bölgesinden bu tip yoğun alımlar görüyoruz ama şimdi biz Asya seansında sabaha karşı çok fazla fiyat hareketi olduğunu, o fiyatların dönüştüğünü, düşüş yaşansa bile ABD verisi sonrası Asya seansında hızlı bir şekilde toparladığına şahit olduk bu yüzden. Şimdi az önce sen de söyledin öyle çok bir tüm zamanların zirvesi heyecanı yaşanmadı. Yani yatırımcılara da baktığımız zaman sosyal medyada çünkü o heyecanı her zaman görürüz normal şartlarda öyle bir şey görmedik. Yani 69 bin üzerine yakın zamanda sence o coşkuyla bir kırılma görülür mü? Ve 69 bin tüm zamanların zirvesi geçtikten sonra ilk etapta hangi seviyelere dikkat etmemiz gerekiyor? Evet dediğin gibi böyle çok kıyamet bir coşku evet. Olmadı. Sadece durumu tartıştık biz. Ve yani dediğim gibi spot fiyatlarına baktığım zaman aman aman böyle bir kırdı, ATH yaptı diyebileceğim bir durum benim en azından yok. Tabii meslektaşlarım katılmayabilir çünkü 100 dolar üstünü görse bile teknik olarak ATH sayılıyor ama hangi borsanın fiyatı yani benim evet. Baktığım borsa fiyatları tam olarak oradan dönmüş gözüküyor. Yani bana göre çok da bir esprisi olmayan bir durum ama tabii ki 69 bine giden yol çok kıymetliydi. Çünkü aralarda tabii çok sert satış baskısıyla karşılaştık. FED faiz indirimine odaklandı kripto para piyasası ve burada dolar endeksindeki düşüş de açık konuşmak gerekirse çok yardımcı oldu. Dolar endeksindeki gerileme ile birlikte hem ABD vadelileri yükseldi hem kriptolar yükseldi. Bir de tabii altındaki rally'yi de unutmamak lazım ki burada da hareketin daha da devam etmesi bekleniyor faiz indirimiyle birlikte. Şimdi kriptoya ve özellikle Bitcoin'e dönecek olursak ilk etapta belli bir bölgede konsolide olması normal hatta sağlıklı olanı diyebilirim. 60 binin altına çok fazla sarkıp burada kalıcılık göstermezse tekrar bir 69 bin, 73 bin bandını test edebilir yukarıda. O da 69 binin hacmi kırılması dolayısıyla durabileceği noktalara yine baktığımız zaman FIBO temelli bir çalışma yaptığımızda 80 bin, 83 bini gösteriyor aslında. Ama aralarda şu an orası bir boş bir boş bir alan gibi düşünelim. İlk defa zorlayacağı bir bölge. Dolayısıyla yatırımcının hangi bölgelerde emir gireceğini, hangi bölgelerde emir gireceğini derken mesela biz dirençleri nasıl hesaplıyoruz, nasıl bakıyoruz? Yoğunluklu olarak satış emirlerinin kümelendiği bölgeler. Ve bu seviyelere geldiği zaman satış emirleri devreye girmeye başlar ve fiyatlar tam tersi yönde hareket etmeye başlar. Şimdi burası boş bir alan. 69 kırıldığı zaman yatırımcının davranışı bizim için en önemlisi. Ama teknik göstergeler bunun özellikle FIBO seviyeleri bunun 80 binlere kadar uzanabileceğini gösteriyor. Sonraki aşamada ise evet 100 binler, 102 binler grafikte de seviye açısından gözüküyor. Ama bir de halving sürecimiz var. Bu sürece kadar yaşadığımız ivme normal.
Çünkü 4 yıllık periyotlarda grafikleri incelediğimiz zaman bunu çok net görüyoruz. Yani yükseliş emareleri buraya kadar gelir. Madenciler belli bölgelerden satış yapar, yeni teçhizat vesaire almak için. Çünkü burada bir takım teknik zorluklarla karşılaşırlar. Dolaşıma %50 oranında daha az Bitcoin girer ve madenci ödülleri de yarıya düşer her yılı yarılanmadan sonra. Ve bazı teknolojik araçlara yatırım yapmaları gerekir. Daha güçlü kazımlar yapabilsinler diye en azından. Bu noktada da madenci neden satıyorun cevabıdır aslında bu. Ve sonraki süreçte de ödül yarıya indiği için madenci ilk bloğu kazmakta çok isteksizdir. Bir önceki halving döneminde yaklaşık 10-12 dakikada kazım süresi varken yarım saati geçmiştir mesela o süreye başlamak. Dolayısıyla yani bizim o halving yani yarılanmadan sonra bir kar realizasyonu aşamamız olabilir. Hem %100 olacak değil ama her halvingde bu yaşandı. O yüzden yatırımcı ona dikkat etsin. Bir sert geri çekilmeler normal. Genelde böyle parabolik artışlar sonrasında özellikle bir düzeltme gelmesi normal karşılanabilir. Ama FED faiz indirirse ve riskli varlıklara para akmaya başlarsa o zaman Bitcoin de illaki faydalanacaktır bu durumda. Evet, az önce sen de söyledin, yatırımcı davranışı da çok kritik burada. Kulakları çınlasın altı işlerle de konuştuğumuz zaman Bitcoin'in reklamı rakamıdır diyor. Herhalde o rakamlar kısa zamanda yukarı yönlü kırıldığı zaman da medyada daha fazla ilgi gösterecek. Burada yatırımcı ilgisi de yine kritik olacak herhalde. Yatırımcı ne yapmalı? Bir iki cümleyle bu süreçte söyleyebilir misin onu da Elin? Tabii. Şimdi yatırımcı ne yapmalı? Eğer tabii bir FOMO var piyasada şu an. Fiyatı kaçırma korkusuyla alım yapmak isteyen, ya işte yüzde şu kadar yükselmiş daha da gider mi ben buradan alayım diyen bir kesim var. Onlar biraz daha beklemeli. Çünkü şu an hareket gerçekleşti. Aslında bütün hikaye 69 bine kadarki olan yolda daha öncesinde yakalamaktı. Ama ayı piyasasının bittiğine ve yükselişlerin geleceğine inanmak zordur. Yani genelde bu ayı piyasası kuralıdır. Yatırımcı düşüşün bittiğine kanaat getirmez, inanmaz ve alış yapmaz. Ama yükselişte herkes almak ister. Neden? Çünkü fiyat gittikçe yükseliyordur ve siz burada para kaybettiğinizi düşünürsünüz. Ama şu an bu evrede bunu yapmamalıyız. Çünkü 69 bini kırabilecek mi? Buradan halving sonrası bir düzeltme gelir mi? 57 binleri, 55 binleri belki daha altını görecek miyiz? Bunu takip etmemiz lazım. Kırdığında denenebilir. Maliyetiniz biraz daha yüksek olur ama en azından direnç bölgelerine yatırımcı görmüş olur. 69'un üzerine çıkıp tutunmakta istekli olduğunu görür. Bir de şöyle bir durum var. Şimdi Bitcoin burada konsolide olurken altcoin'lerdeki hareketlilik de artacaktır. Evet. Özellikle hacmen zayıf olan kripto para birimlerinde birimlerinin son iki gündür dominansının yükseldiğini gözlemliyoruz. Bu da mesela 69 sınırının geçilmesini engelleyen bir diğer öğelerden birisi diyebiliriz. Çünkü Bitcoin ve Ethereum hareketini yaptı, bölgede konsolide oluyor. Buradan alacağını alan yatırımcı hacmen zayıf olan kriptolara geçiyor. Yeni yatırımcı bunu yapmalı. Mevcut yatırımcı da kaldıraç kullanım oranını düşürmeli. Biraz önce senin bahsettiğin o 69 bine test edip 59'a geri çekilmesi ve tekrar 67'ye toparlaması sırasında 1 milyar dolarlık pozisyon buhar oldu. Evet. Yani piyasa zaten yeterince oynak. Kaldıraç kullanmaya hiç gerek yok. Peki. Çok teşekkürler. Teşekkür ediyoruz. Kıymetli katkıların için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. Çok teşekkürler. Çok sağ ol. Kripto para uzmanı Elin Çelik bizlerle birlikteydi. Piyasadaki son gelişmeleri değerlendirdi. Yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Hafta gazetemizi duyurmak istiyorum. Bugün Didem Eryer ünlü imzalı Hafta gazetesinin kapağı. Ümit Boyner'le konuştu. Hafta gazetesini Cuma günü gazetemiz Ekonomi gazetesiyle birlikte alıp kültür sanata ilişkin bütün haberleri ve gelişmeleri buradan takip edebilirsiniz. Aynı zamanda yarın da Borsa gazetemiz var. Burada da birçok yatırım enstrümanına ilişkin Zeynep Aktaş'ın da 8 sayfalık Zeynep Aktaş'ın başka hiçbir yerde bulamayacağınız verileri ve analizleri söz konusu.
kaçırmasınlar. Kaçırmasınlar. Gerçekten öyle. Sadece borsa değil, pek çok yatırım aracında yine uzmanlarla, evet, borsa gazetemizde derliyoruz. Onu da söyleyelim. Cumartesi günleri bayilerden alabilirler. Çok teşekkür ediyorum kıymetli katkılarınız için. Ben teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Şimdi haberimize gidelim. Kadınların iş dünyasında daha etkin ve görünür olması, üst düzey yönetici pozisyonlarında temsiliyetlerin artırılması amacıyla DEİK Kadın Platformu kuruldu. DEİK Kadın Platformu Başkanı Ebru Özdemir tanıtım toplantısında konuştu. Dinliyoruz. Haberin ardından Barış Esen ve Şeref Oğuz ekonomi masasında karşınızda olmaya devam edecek. Bir süredir beraber çalıştığımız kadınların iş dünyasında daha etkin ve daha görünür olması, üst düzey yönetici pozisyonlarında temsillerinin arttırılması amacıyla kurulan DEİK Kadın Platformu lansmanı için toplanmış bulunuyoruz. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Tabii biz DEİK gücünü başkanımız da her zaman söyler, üyelerinden temsil ettiği üye firmalardan alıyor. Yani biz üyelerimizle güçlüyüz, firmalarımızla güçlüyüz. Yani güçlü DEİK'in anahtarı güçlü üyeler. O zaman dedik ki bunu artık tabii ki kadın perspektifinde eklememiz gerekiyor. Bunun üzerine aldığımız üçüncü karar, DEİK'te temsilci sayısının 5'in üzerinde olan üye şirketler için 1, temsilci sayısı 10'un üzerinde olan üye şirketler için 2 üst düzey kadın yönetici dahil etmeleri halinde ilgili iş konseyi üyelik aidatı 1 yıl boyunca alınmayacak. Evet, böylece 5 ila 10 üyesi olanlar zaten Türkiye'nin çok büyük şirketleri ve bunlarda yüksek düzeyde kadınlar var. Ama önümüze geldiğinde listelerde nedense hep erkeklere fırsat verildiğini görüyoruz. Dolayısıyla böyle bir aidat alınmamasını sağlayarak üye sayımızı arttırmayı hedefledik. Bunun haricinde tabii yine bizim en önemli misyonlarımızdan birisi üye sayımızı arttırmak. Yeni üyeler, yeni girişimciler almak DEİK açısından çok önemli. Öncelikle yeni dönemin geleceğin sektörlerinde faaliyet gösteren firmaları, özellikle teknolojik ki bizim en önemli iş konseylerimizden birisi yeni kurulan dijital iş konseyi, buraya yeni firmalar, yeni girişimciler katmak istiyoruz. Bu konuda da hız kazanmak için yeni bir karar daha aldık. Eğer yeni üyelik kapsamında gelen kadın girişimcilere bir yıl süresince %50 oranında DEİK ve %30 oranında DEİK İş Konseyi aidat indiriminin uygulanmasına karar verdik. Böylece istiyoruz ki daha çok kadın girişimci DEİK üyesi olsun ve örnek olsun, rol model olsun. Biz iyi örneklerle büyüyeceğiz, rol modellerle büyüyeceğiz. Dolayısıyla bu kararımızla da yeni kadın girişimcilerin katılmasını önemsiyoruz. Her alanda %50 bizim için çok kritik bir eşlik. Yani biz bu seviyeye gelene kadar kadınları savunacağız ve destekleyeceğiz ve bunu beraber yapacağız. Kadınların başarılarını sahipleneceğiz, örnek göstereceğiz. Yatırım Finansman'ın sunduğu Ekonomi Masası devam edecek. Yatırım Finansman'ın sunduğu Ekonomi Masası devam ediyor. Efendim herkese günaydın. Ekonomi Masası'nda 8 Mart Cuma ve Şeref Oğuz'la birlikteyiz. Şeref abi nasılsın? Harikayım. Kadınlar Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlu olsun. Öğleden önce, az önce senden önce Berfin'le bunu konuştuk. Ve çarşamba günü Pera Palas'ta yüzlerce kadınla beraber tam gün boyunca kadın konusunu tartıştık. Çok birbirinden değerli konuşmalar izledik. Yani bu hafta inanılmaz buramıza kadar kadın olan güzel bir hafta geçiriyoruz. Bugün de herhalde etkinlikler zaten tam da bugün olacak, evet, 8 Mart. İşte tarihine baktığın zaman bir acı üzerine kurulmuş olsa da 121 kadın işçinin ölümüyle beraber ama şu anda kadın sorunlarının gündeme geldiği ve sorunlarının nasıl çözüleceği konusunda çok daha fazla görüşlerin serdedildiği, düne nazaran çok daha fazla mesafe alınan bir süreçte olduğumuzu görüyorum ve mutlu oluyorum. Evet, biz de girişte bir kez daha tüm kadınlarımızın Dünya Kadınlar Günü kutlarız. Umarız daha da mutlu oldukları, daha da hak ettikleri, ayrımcılığa uğramadıkları, cinsiyet eşitsizliğinin olmadığı bir dünyada el ele hep birlikte dayanışma içerisinde yaşarız diyeyim. Tabii dediğin gibi birçok etkinlik var kadınlarla ilgili. Türkiye'nin deki kadın tablosu ile dünyadaki kadın tablosunu karşılaştıran birçok veri, birçok bilgi konuşuluyor, değerlendiriliyor.
Benim de en dikkatimi çeken bu konuda Şeref abi, iş hayatındaki kadınların yeri, iş gücüne katılım oranı. Evet. Maalesef Türkiye bu noktada OECD ortalamasının bayağı altında. Bayağı altında. Biz 35'lerdeyiz, OECD'de bu 70'lere yakın. Alınacak çok fazla yolumuz var kadın konusunda. Mesela seçme seçilme hakkı, politik hakların ta Mustafa Kemal Atatürk'ün bütün de İngiltere'de, Fransa daha uyanmazken verdiği bir dönemdeydik ama istihdama katılım oranında çok fazla sıkıntımız var. Ben bir öneri getirmiştim. Hı hı. O da şu, özellikle istihdama katılımda İK'cılara sesleniyorum Barış. Hı hı. Lütfen erkeğe sormadığın soruyu kadına da sorma. Bu çok güzel bir çağrı. Lütfen erkeğe sormadığın soruyu kadına da sorma. Evlenecek misin, hamile mi kalacaksın? Ya sen doğum kontrol hapı mısın? Böyle zübüklük olur mu ya? Sana ne? Şimdi daha buradan başlıyor bariyer. Niye? Hı-hı. Çünkü erkeğe bunu sormuyorsun. Bu da neyi gösteriyor? İşte doğum yaparsa üretimden geri düşeceğiz. Peki kardeşim iyi de biz hani kadın erkeğin yan yana koşması gereken anlayışta bunu nasıl çözeceğiz? Sen doğuramıyorsun ama kadın doğuruyor. O çerçeve içerisinde zaten yasalarda buna bu imkanları veriyor olması hiç, bir tarafa. Kadına çalış demek de kolay Barış. Hı hı. Kadının çalışması için gerekli şartları hazırlıyor musun? Nedir onlar? Mesela iş yerlerinde kreş. Nedir onlar? Süt izni, işte normalde bir anne olmanın getirdiği bazı mükellefiyetler var. Onları yerine getirebilmesi için istihdamda daha fazla alan açabiliyor musun ona? Hayır, onlardan söz etmiyorsun. İşte kadın, bir de bir laf var, o da yavaş yavaş dilimizden atmamız gerekiyor. Bundan 10 yıldan beri kullandığımız ama şükür ki artık yavaş yavaş terk etmeye başladığımız bir kelime de pozitif ayrımcılık. Hmm. Efendim, kadına pozitif özellik ayrımcılık yapıyoruz. Özellikle siyasetçilerin dilidir. Ya senden ayrımcılık istem, pozitif negatif ayrımcılık talebi iyi bir şey değil ki. Biz eşitlik istiyoruz. Kadın ve erkek için. Hakkını ver. Yani ne demek pozitif ayrımcılık? İşte biz kadınlar, bize emanettir. Sen kimsin? Sana niye emanet etsin? Yani öyle bir özelliği var. Bu işte erkek ekimine bakışın. Kadınlar çiçektir diye devam ediyorsun. Ya Neşet Ertaş işi formülü çözmüş kardeşim. Diyor ki kadın insandır, erkek insanoğlu. Bitti gitti. Bitti. Yani daha bunu ne önemli. Uzatıyorsun ki yani. Konuşmaya devam edeceğiz. Şeref abi Ankara'ya bir dönelim. Maruf Buzcu bizi bekliyor. Maruf günaydın, hoş geldin. Günaydın Barış Esen, Şeref abi. Günaydın. Çok teşekkür ederiz. Seçime az bir vakit kaldı artık. Ankara'da hakikaten çok yoğundur, kulisler yoğundur. Liderler sahaya inmiş durumda. Evet. Vaatler böyle havada uçuşuyor her seçim öncesi olduğu üzere. Sonra ne kadar hayata geçiyor bilmiyoruz ama en azından böyle bir seçim öncesi bir mutlu oluyoruz bu vaatleri duydukça Şeref abi. Şimdi yağmasan bile gürledi. Evet evet ya vallahi. Sonra seçim sonrası işte bambaşka bir tablo olabiliyor. Şimdi enflasyon ve seçim kaygısı ekonominin ufkunu biraz daralttı yorumun var. Bizim orta ve uzun vadeli aslında Türkiye'yi işte belki çağ atlatacak, orta gelir tuzağından kurtaracak. Az önce söylediğimiz belki kadınları yeniden istihdamda daha erkeklerle yakın noktaya taşıyacak belki girişimleri, projeleri hayata geçirmemiz lazım ama seçim bir körlük yaratıyor. Yani biraz miyopluk yaratıyor. Şu an bizim vademiz Mart'ın sonuna kadar. Evet. Yani değil mi Şeref? Evet, sanki ondan yani sonra Nisan'dan konuşan pek evet, yok. Evet. Mayıs'tan 2025'ten biz yani şu an şu Mart sonunu hayırlısıyla bir atlatalım. Her şey, bütün vadeler oraya kadar diyeyim. Ben sözü Maruf Uzgül'e bırakayım. Buyurun. Evet. Barış Esen, ben de Berfin Çıpa ve Canan Sakarya nezdinde tüm kadınların, kadın emekçilerin hayatı birlikte paylaştığımız, omuz omuzla çalıştığımız tüm kadınların gününü kutluyorum. Tabii demin belirttiğiniz gibi kadın emeği olmadan ne orta gelir tuzağından çıkabiliriz ne de yapısal reformlarımızı gerçekleştirebiliriz. Kadın nüfusu yine TÜİK bu yıl da Dünya Kadınlar Günü'ne yakın kadın istatistiklerimizi açıkladı ülkenin. %49.9'u nüfusun kadın ama istihdama katılım oranları %35, erkeklerin %71. Dolayısıyla burada
Gidilecek çok fazla mesafe var ve kadın emeği olmadan gidemeyeceğiz. Enflasyon konusuna geçmeden hoş bir dengeden de dengeyi de anmamız gerekiyor. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nda bir kadın ağırlığı var. 5 üyenin 3'ü kadın. Başkan Yardımcısı Sayın Hatice Karahan, Profesör Doktor Elif Haykır Hopikoğlu ve Profesör Doktor Fatma Özku para politikasının kadın üyeleri. Dolayısıyla orada da bir kadın dengesinin en azından nicelik olarak ağırlığını hissettirmesi anılması gereken bir konu bugün diye düşünüyorum. Şimdi enflasyon konusuna geldiğimizde hani biz gerçekten görüş mesafemiz bu yani seçime dönük kaygılar, seçim politikaları, işte seçimden sonra enflasyonla mücadele edilecek, enflasyonla mücadelede daha fazla ağırlık verilecek konularını artık o kadar fazla konuştuk ki neredeyse 2018'den beri böyle ilerliyoruz. Birbirini takip eden seçim süreçleri ardından bir şeyler yapılmaya çalışılıyor. Ama çok mesafe alınamıyor maalesef. Şimdi yine benzer bir durumla karşı karşıyayız. İşte asgari ücretle ilgili bir düzenleme yapılıyor. Ardından bir ay sonra yeniden asgari ücreti enflasyon artmaya başlayınca, hızlanmaya başlayınca yeniden asgari ücreti konuşuyoruz. Memur zamlarını, emekli zamlarını konuşuyoruz. Bu aslında baktığım zaman Merkez Bankası'nın sitesinde bu konuda öyle bir külliyat var ki hep deniyor ki işte bu enflasyonda katılık dediğimiz, enflasyon direnci dediğimiz şeyin hep böyle olduğu, bu şekilde oluştuğu ısrarla vurgulanıyor. Özellikle hizmet sektöründeki katılık, iş gücü piyasasındaki katılık, bunlar hep enflasyonun önündeki engeller ama biz bunu bir türlü aşamıyoruz. Yani arkasından mutlaka muhalefetin de desteğiyle hep popülist politikalar gündeme geliyor ve görüş mesafemiz iyice, ufkumuz iyice azalıyor. Yani şimdi öyle gelişmeler oluyor ki en son işte dün bu transplant dedikleri insan gücünün kısa mesafede taşıyamayacağı kadar ağır yükleri taşıyan aletlerle ilgili Avrupa Birliği bir anti-dumping vergisi uygulama kararı almış Çin ürünleriyle ilgili. Bir anda bizim bu anlamdaki üreticilerimize imkanlar doğuyor. Bunun gibi binlerce örnek var. Biz hani stratejileri işte Antalya Forumu'nda da Türkiye'nin geleceğe dönük bir takım stratejilerinin neler olduğunu gördük. Hakikaten bir vizyonun ortaya konulduğunu gördük. Ama bunları hayata geçirecek nefesimiz kalmıyor. Enflasyonla nefes nefese mücadele etmekten öylesine bir yorgunluk içindeyiz ki bunu yapamıyoruz ve her seçim öncesinde de hem piyasalar hem ekonomi çevreleri çok makul karşılıyorlar. Ya seçim var, onun için hani bu tür politikalar olabilir diye. Yani seçim kaygılarının, popülist kaygılarının üstüne bir türlü taşıyamıyoruz. Enflasyonla mücadeleyi, ekonomik sorunları. Dolayısıyla burada bir tıkanmışlık var Barış Esen. Ben biraz bunu vurgulamak istedim. Bu yani seçimden sonra da seçim sonuçlarına göre yine işte referandum gibi siyasi dengelerde değişiklikler gibi politik tercihlere göre popülist politikaların yeniden ağırlık kazanabileceği gibi ihtimaller zayıf olsa bile sayılmaya başlandı şimdiden. Dolayısıyla bunu nasıl aşacağız? Bu siyasi ufkumuzu nasıl ekonomik gerçeklerle bağdaştıracağız? Bunu artık çok fazla tartışmamız gerekiyor diye sanıyorum. Maruf Uzigil, çok teşekkür ediyoruz bir kez daha. Bahsettiğin gibi umarız biraz daha böyle geleceği, daha temel meseleleri konuşacağımız dönemde gelecek diye güzel bir hafta sonu diliyoruz. Teşekkürler, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Bugün
Çok güzel hakikaten yazılar var. Ekonomi Gazetesi zaten manşet de öyle elimizde. Daha eşit, daha adil bir dünya manşetiyle çıkmış, yazısıyla çıkmış. Evet, bugün biz bayağı 28 sayfa bir kadın gazetesi yaptık. Çarşamba günü de şeyde işte bu kadın, güçlü kadın, güçlü Türkiye teması ile Pera Palas Oteli'nde yüzlerce kadını ağırladık. Tüm gün süren etkinlikle beraber bütün sorunları dile getirdiler. Farklı sektörlerden, farklı eğitimlerden ve farklı bakış açılarıyla. Bir bakıma hiç tekrara düşmeden herkesin kadın üzerine konuştuğu ve kadınları konuştuğu bir platform garip, oluşturduk. Şey oluyor ya Şerif abi, böyle özellikle haber kanallarında işte kadın hakları falan diye bir oturum oluyor. Erkekler. Hepsi erkek. Evet. Şimdi yani niye? Biz tabii bu program özelinde tam amacımız hani Kadınlar Günü özel programı olmadığı için biz iki erkek bahsediyoruz, konuşuyoruz ama ben tamamen kadınlarla ilgili programlarda da neredeyse bütün kadronun erkek olması, kadınlarla ilgili kararları, kadının işte nasıl giyeceğine, kaçta sokağa çıkacağına, aday olup olmayacağına, bütün erkeklerin karar verdiği bir dünyada. Erkeklerin karar verdiği bir dünya. Evet. Bu nasıl oluyor? Ben hakikaten bunu anlamakta zorlanıyorum. Bu ikircil bir tutum. Erkek egemen dediğimiz, yani biz erkek olarak şimdi erkekleri gömdüğümüz falan yok. Burada bir ayrımcılıktan da söz etmiyoruz. Eşit olmaktan söz ediyoruz ya. O çerçevede mesela biz bu sene, geçen sene de yapmıştık, ondan önceki sene de yapmıştık ama bu sene kadınların sorunlarını kadınlarla tartıştık. Biz sadece arada bir, nasıl söyleyeyim sana, soruları soran haline geldik. Çünkü onların yanında yer alan erkekler de var söz konusu. O da şey, o bak bu çok güzel. Hani tamamen şey de ikisi, diğeri de bence yanlış. Kadınları böyle tamamen hani hep aman tartışın, biz hiç yokuz gibi diyor. Biz de varız yani. Kadın olmaz erkek mı? Birlikte var. Hani Kadınlar Günü konuşmasında da dediğin gibi hiç sıfır erkekli bir tablo da garip. Öbürünün yansısı oluyor değil aslında mi? Değil mi? Öbüründen bir farkı kalmıyor. Yani aynen. Erkek erkeğe tutup kadınları konuşuyorsun. Bu olacak bir şey değil hani genellikle. Ama şurası da bir gerçek ki kadın eşitlik istemeye başladı. Kaçırdığı, bütün kaçırdıklarını bir anda isteyen bazı sivri akımlar da oluşmuştu geçtiğimiz yıllarda. Hani kadın hakları diye erkek haklarını gömen öyle bir şey söz konusu. Hatta bir tanesi çok enteresan. Ben diyor kotayı aştık diyor. Hani kota hedefimiz vardı. %50'yi aştık diyor hem yönetimde hem şeyde. Şimdi erkek haklarını savunmaya başladık. Yani kadını bıraksan erkeği de savunacak. Orada eşitlik ilkesi çok da önemli. Bir de şurası bir gerçek. Kadını eğittiğin zaman hakikaten durum çok farklılaşıyor. İnsanı eğittiğin zaman. İnsanı, ama bir de şu var. Bir erkeği eğitirsen bir insanı eğitirsin. Ama bir kadını eğittiğin zaman bir kuşağı eğitiyorsun bir. Çok güzel. İkincisi bir kız çocuğunu ilkokulda tuttuğun zaman, okulda tutabiliyorsan geliri %10-15 artıyor ömür boyu. Ortaokulu bitirdiğin zaman %20-25 artıyor, yetmiyor. Çocuk ölümleri de %50 düşüyor. Şimdi kadın enteresan, ona ne verirsen onu çoğaltarak sana veriyor. O açıdan bu dinamizmi Türkiye çok geç keşfetti. Atatürk çok güzel işaret etti ama uzun süre uyuduk. Şimdi yavaş yavaş son 4-5 senedir inanılmaz bu kadın hareketi dediğimiz yapı içerisinde hem daha fazla istihdamda yer alması hem aynı şekilde yönetime girmesi vesaire. Şimdi %30 derneği diye bir dernek var. Bütün dünyada da bu. Yönetim kurullarında hiç değilse üst yönetimin %30'u kadın olsun. Kadın olduğu zaman işte bu istatistikleri Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler, UNICEF'in istatistikleri de onları doğruluyor. İflaslar iflas etmiyor şeyde. Riskli kararlarda çok daha başarılı. Artı dünya genelinde 12 trilyon dolar ilave bir katkı sağlıyor. Şimdi hal böyleyken kadın dokunduğu yeri dönüştürüyor, değiştiriyor. Biz bunu geç dahi fark etmiş olsak ama fark ettiğimizden dolayı son derece gururluyum. Bugün kadın elinin değdiği yerlerin güllük ve gülistan'a çevrildiğini görüyoruz. Artı erkek işi kadın işi olmaktan da çıktı. Şimdi verilen örneklerle bakıyorum. Dozer işçisi, kamyon, otobüs şoförü gibi böyle hani genellikle erkeklere yapıştırılmış işler de yavaş yavaş kadınlarla beraber eşitleniyoruz. Bu bence Türkiye nihayet soluk almaya başladı ya. Nefes almaya başladık.
bu kadına bakışımızdaki sakatlığı düzelterek inan hakikaten daha fazla yaşadığımı hissediyorum. Dün çarşamba günü tüm gören bu etkinliklerden benim de aklımda kalan şu var. Daha iyi bir yarın için kadın nihayet kendini gündeme getirebildi. Verdiğimiz bu uğraş da açıkçası biraz daha toplum hayatına daha aktif rol almak. Çünkü erkekten farklı düşündüğünden dolayı tamamlayıcı oluyorsun. Erkek genellikle güç itibariyle topluma yerleşiyor ama kadın da sezgi itibariyle. Yani erkeğin, kadının galiba böyledir dediği şey erkeğin emin olduğum dediği şeyden daha doğru. Peki, peki dönelim Burcu Aydın Özüdoğru'na. Hocam günaydın, hoş geldiniz. Merhaba, günaydın, hoş bulduk. TEPAL direktörü bizimle birlikte, eski IMF ekonomisti. Öncelikle Şerif abiyle de konuştuk, girişte de bahsettik. Sizin de Dünya Kadınlar Gününüz kutlu olsun hocam. Teşekkür ederim. Bugün bir kadın ekonomiste konuşmak da ayrıca ekstra bir mutluluk bizim için, onu ifade edeyim. Bugünkü yazınızı da aslında bu konuya ayırmışsınız. Burcu Hoca'nın yazıları her zaman bilgi dolu. Şimdi Ekonomi Gazetesi'nin bence zaten özelliği de o. İçinde bilgi var. Hani böyle bir yanlış anlaşılma, kahvane sohbetinin dökümü yok. Daha çok bilginin olduğu, verinin olduğu, insanların öğrendiği bir gazete. Burcu Hoca da ekonomide topukluların ayak sesi başlığıyla bir yazı kaleme almış. Dilerseniz buradan başlayalım. Çok güzel bilgiler var. Sevgili hocam, ne dersiniz? Evet, teşekkür ediyorum. Ben de bir ekonomist olarak kadının hem Türkiye ekonomisindeki hem de dünya ekonomisindeki yerinin nerede olduğunu, bütün bu ilerlemelere dair hala neden biz 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyoruz konusunda ekonomiler açısından bir ışık tutmak istedim. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü hala kutluyor olmamız da üzerinden biliyorsunuz 100 küsur yıldır bir süreç geçti. 100 küsur yıldan uzun bir süreç geçmiş olmasına rağmen hala bizim 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyor olmamız da aslında nostaljik bir anma töreninden öte dünyada kadınların hala gelişmiş olan ülkeler yani dünyadaki en zengin ülkeler dahil erkeklerle eşit hak ve uygulamalara sahip olmamasından kaynaklanıyor. Ki bu konuda da ben de verilerle beraber kadının hem geçmişten bugüne kadar nerede geldiğini ekonomik açıdan hem de şu andaki karşılaştırmalı olarak konumunu hem Türkiye'de hem dünya ekonomisine yansıtmaya çalıştım. Bence birkaç tane sıkıntılı veri var. Bu sıkıntılı veriler içerisinde aslında kadının iş gücüne katılımının hali hazırda düşük olmasına rağmen küresel çerçevede bu oranın aslında son 20 yıl içerisinde daha da düşen bir trendde olması bu bence en sıkıntılı olanlardan birisi. Dünya genelinde kadının iş gücüne katılım oranına bakacak olursak %50'lerin altında bir orana tekabül ediyor. Ki bu oranı aşağı çeken ülkeler içerisinde maalesef Türkiye yer alıyor. Türkiye'de kadının hem iş gücüne katılımı hem de istihdam oranı maalesef çok düşük oranlarda. İstihdam oranı üzerinde bakacak olursak Türkiye'de kadın istihdam oranı %30'lardı. Yani 15 yaş üzeri iş gücü olarak biz değerlendiriyoruz. 15-65 yaş arasındaki kadınlar içerisindeki her 10 kadından sadece 3'ü istihdamda. Ki aslında ben de bugünkü yazımda sizler için hazırlamış olduğum yazıda bir de bunu bölgeler nezdinde kırarak yaptım. İşte bazı bölgelerde kadın istihdamının çok daha yüksek olduğu beklenebilir. Ama maalesef böyle değil. Aslında Türkiye'de en yüksek kadın istihdam oranı bile %37 oranını geçmiyor. Ki sosyal tabuların mali imkanları daha sınırlı olduğu Doğu ve Güneydoğu illerinde kadın istihdam oranı %20'ler gibi çok düşük oranları da düşüyor. Tabii buradaki en temel sıkıntılı süreçlerden birisi aslında kadın iş gücüne katılım oranında sosyal tabuların dışında aslında iki tane temel etken olduğunu görüyoruz. Bir, bu süreç içerisinde kadının özellikle çocuğu olan küçük yaş grubundaki kadınlar içerisindeki bakım hizmetlerinin kadına yüklenmiş olması ve Türkiye genelindeki özellikle 0-5 yaş grubundaki bakım hizmetlerinin kısıtlı olmasından kaynaklanıyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun yayınlamış olduğu verilere de bakacak olursak hane içerisinde eğer 0-3 yaş arasında bir çocuk varsa kadının istihdama katılım oranı %20'ler derecesine düşmüş oluyor. Bu da ne demek oluyor? Aslında kadında görülmeyen bakım hizmetleri, işte bunun içerisinde çocuk bakımı, ev bakım hizmetleri gibi süreçler aslında kadının omuzlarına yüklenmiş olmasından kaynaklanıyor. Bir diğer konu tabii aslında engelli ve yaşlı bakım hizmetlerinin de yine Türkiye'de kadınlar tarafından karşılanıyor olması. Yine kadının iş gücüne istihdam konusunda en büyük bariyerlerden birisi.
Bir diğeri de ücretler. Kadınların ortalamada oldukça düşük ücret alıyor olması da istihdam piyasasına katılması konusundaki en büyük engellerden birisi. Nedir bu? Aslında yine TÜİK'in hane halkı verilerine bakacak olursak 2022 yılında bir kadın çalışan ortalamada yaklaşık 119 bin lira kazanmış. Bu da yıllık olarak bahsediyorum tabii bu rakamı. Bu rakam da aslında 2022 yılı için 1,5 asgari ücrete tekabül ediyor. Yani kadınlar düşük ödeyen ya da düşük kazanan süreçler içerisinde istihdam yoğunlaşmış durumda. Bu da tabii ki ne demek oluyor? Aslında kadının evden kopup iş gücü piyasasına katma değerli yüksek işlere gitme imkanının kısıtlı olmasından dolayı evde üstlenmiş olduğu gizli ekonomik faaliyetlerden vazgeçmesinin de hanenin de oldukça zorlu olduğunu gösteriyor. Tabii tüm bu süreçlerde aslında biraz çıkmaz bir döngü çerçevesinde kadının eve hapsolmasında ve iş gücü piyasasındaki çok büyük bir dinamiği bir potansiyeli tekrar yukarı yönlü canlandırmasındaki en büyük engeller. Ben şimdi biraz uzunca konuştum ama isterseniz bir sonraki kısımda da bunu nasıl çözebiliriz kısmında da değerlendirebiliriz. Neler yapılabileceğini konuşalım. Sizin yazınızda bu bir IMF makalesi var. Orada benim çok dikkatimi çeken bir nokta var. Bu küresel cinsiyet eşitsizliğinin kapanması için 300 yıl gerekecekmiş. Yani evet. Şerif abi inanılmaz. Hani bugünden yarına biz bunu yapmak istiyoruz desek, tabii bu küresel anlamda ama Türkiye için de ben hadi %10, en az 30 yılda belki diyebiliriz. Çok rahat bir dünyada şekilde. Temel sorun bu. Amerika için örnek vereyim ki bu konuda. Erkeğin ücretini 100 kabul ettiğin zaman Amerika'da 80 hala. Hı hı. Ki Türkiye bu konuda aradaki farkı diğer ülkelere nazaran hızla kapatmaya bazı başladı. Sektörlerde, bazı sektörlerde. Özellikle finans içinde ve biz sektör de bunları çok destekliyoruz. Iyi. Biz de bunları şeyin artsın istiyorum. Yani bazı enteresan erkek egemen yasalar var ki mesela Michigan'da bir yasa var. Çalışan kadının maaşının kocaya ödenmeyenlerin 3 gün hapsini gerektiren yasalar bile var. Yani kullanılmıyor ama yani o izler ya. Hala sürüyor. Onların orada yasa taraması yaptık geçtiğimiz yıllarda ben tutum kadınlar üzerinden. Aklınıza hayalinize gelmeyecek inanılmaz değiştirmek de unutulmuş ya da bir de kim uğraşacak onlar ama kullanılmayan bir sürü hala erkek bakışıyla beraber ücretini aşağı doğru indirecek bir sürü adıma, yasaya, uygulamaya ve geleneğe rağmen Türkiye inatla bu işi savunan çok vizyoner liderlerimiz de, iş liderlerimiz de çıktı çok şükür. Onları buradan tebrik etmek gerekiyor. Evet. Hocam isterseniz hem belki şu 300 yıl hikayesine eğer vurgu yapmak isterseniz belki onu dinleyelim ve neler yapılabilir. Benim hakikaten girişte de söylediğim en böyle ya keşke olsa dediğim şey istihdamdaki kadının oranı 35 bizde, OECD ortalaması 65. Yani bunu başarsak bununla ilgili de işte muhtemelen akademik çalışmalar da var. Türkiye büyümesini ne kadar artırabileceğimize dair. Bilmiyorum ne dersiniz? Buyurun. Tabii çok doğru. Ben sizin için hazırlamış olduğum yazımda da IMF tarafında benim eski patronum Antony Seyh tarafından yazılmış olan bir makale de atıfta bulundum. Ama daha öncesinde şu 300 milyon meselesine gireyim. Buyurun. IMF tarafından yapılan çalışmalarda mevcut politikaların ya da kadınlara yönelik atılan reformist çalışmaların devam etmesi halinde kadın erkek eşitliğinin sağlanması yani toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasının en az 300 yıl alacağını söylüyor. Yani bu farkın yakın vadede hatta çok uzun vadede bile kapanmayacağını söylüyor. Bu da bizi neye işaret ediyor? Aslında dünya genelinde kadının haklarına yönelik yapılan iyileştirme ivmelerinin yeterli düzeyde olmadığını, çok yavaş ilerlediğini bize göstermiş oluyor. Buna yönelik aslında yapılan önemli çalışmalar da var. Yine özellikle uluslararası kurumlar tarafından gerek Uluslararası Para Fonu, gerekse Dünya Bankası tarafından aslında çok önemli çalışmalar imza atılmış durumda ki 2022 yılında Uluslararası Para Fonu IMF İcra Kurulu tarafında toplumsal cinsiyet eşitliğini IMF'nin temel çalışma alanlarından birisi olarak kabul etme konusunda çok önemli bir karar aldı. Yani aslında IMF artık sadece dünya genelindeki makro finansal istikrarı sağlama konusunda kendisine görev almış bir kurum değil. Aynı zamanda toplumsal cinsiyet eşitliğini de eş derecede önemseyen, bu konuda da farkındalık yaratmaya çalışan ve genel küresel çerçevede kadının erkeklerle eş hakları sağlamasına yönelik kendisine görev edinmiş bir kurum haline geldi. Yine benzer şekilde Dünya Bankası da özellikle kadın hak ve iş dünyası olarak kendisine yeni bir çalışma alanı oluşturdu. Bu çalışmanın sonuçları, şu aşamadaki sonuçları maalesef pek parlak değil. Çünkü
çalışma içerisinde aslında bir taraftan kadının toplum içerisindeki gerek yasal uygulamalar gerekse düzenlemeler çerçevesindeki konumu inceliyor. Bu tabii ki önemli bir farkındalık ama bir diğeri de şu raporu söylüyor. Aslında dünyadaki en zengin ülkeler dahilinde olmak üzere dünyanın hiçbir yerinde şu aşamada kadın özellikle ebeveynlik ve kadına yönelik şiddet gibi konular gözetildiği zaman dünyanın hiçbir ülkesinde eşit haklara sahip olmadığını gösteriyor. Türkiye genelinde de aslında yapılan ölçümlemeler 2022 yıl verilerine dayanıyor. Burada da Türkiye'de ortalama bir kadının bir erkeğe oranla %85 oranında eşit olduğunu gösteriyor. Yani buradaki temel sıkıntılarında özellikle ebeveynlik, işte iş dünyası konusundaki bazı sıkıntılar, iş dünyasına katılım, miras bölüşümü gibi konular içerisinde öne çıkan konular olarak görüyor. Ama bunun içerisinde emeklilik sistemine dahil olmak üzere aslında gerek yasal düzenlemeler, gerekse uygulamalar tarafında kadınlar ve erkekler konusunda Türkiye'deki kadınların durumunun dediğim gibi %85 oranında bir erkeğe eşit olduğunu gösteriyor ki burada aslında toplumsal normlar ve tabular yok tabii ki. Bu %85'lik oranda aslında Türkiye'nin bizim yakın çevremizdeki yani Orta Asya ve yakın Doğu ve aynı zamanda Avrupa bölgesi içerisinde de aslında Türk kadının eşitlik düzeyinde yakın bölge çerçevesi içerisinde daha kötü bir pozisyonda olduğunu gösteriyor bize Dünya Bankası verileri. Ama tabii bu konu içerisinde önemli alanları da işaret ediyor. Özellikle iş gücüne katılım konusunda kadınlara bariyer olan alanları yine benzer şekilde emeklilik sistemi içerisindeki sorunları da bizlere göstererek aslında hızlı bir çözüm yönü de bizlere sunmuş oluyor. Ki yine bir başka IMF makalesinde de öne çıkarılan konulardan birisi özellikle gelişmekte olan ülkelerde kadının iş gücüne katılımıyla beraber şu aşamada kullanılmayan önemli bir potansiyelle birlikte gelişmekte olan ekonomilerin ekonomik büyüme potansiyelinin ne kadar hızlı artırılabileceğine ilişkin bir çalışma. Burada da Anthony Sayen'in yaptığı bir çalışma. Bu çalışmada diyorlar ki eğer kadının iş gücüne katılımı gelişmekte olan ülkelerde yaklaşık 6 puan civarında artırılabilirse bunun milli gelire katkısı 8 puan. Yani 1 puandan daha fazla bir katkı getirmiş oluyor. Yani her bir kadının ekonomiye katkısı kendi katkısından daha fazla bir çarpanla beraber gelmiş oluyor. Bu da tabii ki çok önemli gelişmeler. Bu çerçeve içerisinde aslında kadına yönelik uygulanabilecek pozitif ayrımcılık politikaları da özellikle bu geriden gelme süreci içerisindeki farkın da hızlı bir şekilde kapanması yönünde çok önemli olacaktır. Çünkü hani bakacak olursak aslında özellikle ücret konusundaki eşitsizlikler yani benzer işi yapan kadınların erkeklere göre daha az ücret kazanması gibi konularda da tabii ki bu ön yargıların tabuların yıkılması için de pozitif ayrımcılık gibi süreçlerin desteklenmesi oldukça faydalı olacaktır. Çünkü Türkiye'de bakacak olursak yine TÜİK'in hane halkı ve kazanç istatistiklerine göre aslında bir kadın aynı işte veya eğitim düzeyi içerisinde ortalama erkeklerden çok daha az kazanıyor. Hatta bugünkü yazında da ben belirtmiş olduğum üzere eğitim düzeyi arttıkça da bu ücret farkı açılıyor. Örneğin daha düşük gelirli işlerde, asgari ücret komşuluğundaki yapılan işlerde ve daha niteliksiz işlerde kadınlar erkekleri daha yakın kazanırken mesleki yeterlik arttıkça yani profesyonel işlerde veya yüksekokul mezunu işlerde kadınların erkeklere oranla %20 oranında daha az ortalamada kazandığını gösteriyor bize TÜİK'in hane halkı istatistikleri. Bu da tabii ki önemli bir soru işareti. Bu tarafta tabii ki hem düzenlemeler hem de uygulamalarla beraber sürecin pekiştirilmesi, özellikle geriden gelen yeni nesilin daha eşit koşullarda iş gücüne katılımı konusunda çok daha destekleyici olacaktır. Ve Türkiye'nin de aslında yaşlanan nüfus dinamikleriyle beraber kadının iş gücüne girmesi de gerek iş gücü piyasası kaynaklı ekonomik aktivitenin canlandırılması, gerekse hali hazırda yaşadığımız işte sosyal güvenlik sistemi, emeklilik sistemindeki sıkıntılar gibi sorunlar konusunda aslında çok ciddi bir mali imkan ve ekonomik büyüme konusunda da önemli bir aktivite alanı bize tanıyor. Hocam ya bu özellikle eğitim arttıkça, yani kadının eğitimi arttıkça erkekle olan ücret farkının artması çok dikkat çekici bir veri. Evet. Yani üniversite mezunu kadın erkeklerden %20 daha az ücret alırken ilkokul mezunu kadın erkeklerden %14 daha az ücret. Çok garip değil mi? Yani aslında tezat yukarıya gittikçe evet ciddi bir burada. Aslında oraya şöyle bir parantez açayım ben. Şimdi orada yine makalede de gösterdim ben ama biraz yaş grubuna göre kontrol etmek gerekiyor. Burada neyi kastediyorum? Aslında iş gücü piyasası içerisinde beyaz yakanın ya da işte profesyonel mesleklerin şu aşamada
esas ağırlıklı olarak erkek egemen olduğunu unutmamamız gerekiyor. Aslında kıdem olarak bakacak olursak, belki benzer kıdem düzeyine göre bakacak olursak aslında bu marş kapanacaktır. Burada tabii yüksek okul mezunu derken işte 25-35 yaş arasındaki kadınlarla aslında yine benzer şekilde 40-65 yaş arasındaki erkekler de yer alıyor. Ortalamada tabii ki kıdem konusunda erkekler iş gücü tarafında çok daha fazla bir alana sahip oldukları için burada tabii ki yaş kontrol edilmeden yapılan bir istatistik. Yaş kontrol edildiğinde bu marş azalıyor. Ama hala bu marjın da kapandığını göremiyoruz maalesef. Bir de bu, bilmiyorum Şeref abi yok, varsa Burcu Hoca'ya. Bir de cam tavan meselesi de var değerli hocam. Hani bu işte yüksek öğretim tarafına gittiğimizde, yönetici tarafına doğru gittiğimizde, Şeref abi de işte oranlardan bahsetti. Kadın yönetici sayısı az olduğu için de belki bu maaş farkı yüksek öğretimde daha fazla olabilir mi? Yani o cam tavanları henüz kırıp oradaki yönetici pozisyondaki eşitliği sağlamış değiliz çok net bir şekilde. Tabii sonuçta şu anda kadınlar hala iş gücü piyasasındaki azınlıklar olarak bakılıyor ve kadınların özellikle toplumsal kendilerine verilmiş olan yüklerle beraber aslında iş gücü piyasasındaki uzun vadede kalıcılığında şüphelerle bakılıyor. Bu çerçevede özellikle kadın yöneticilerin sayısının az olması da, ki aslında artan bir trend olarak bakacak olsak bile, Türkiye'de orta ve üst düzey yöneticilerin sayısı hala, kadın yöneticilerin sayısı 120'lerle sınırlı, oldukça düşük bir oranda. Tabii bütün bu süreçlerde kadına karşı olan ön yargıların devam etmesi konusunda olumsuz bir süreç olarak karşımıza çıkıyor. Aslında bu cam tavanlar diye bizim belirttiğimiz süreçler, bu arka taraftaki belirtilen ya da belirtilmeyen tabuların, ön yargılar kadın sebebiyle kadınlara daha az iş imkanları sunulması, yönetici pozisyonlara iletilmesi veya kadın performansının erkekler oranına nispeten daha olumsuz değerlendirilmesi ilişkinde süreçlere yol açıyor. Çok standart bir örnek vardır San Francisco Filarmoni Orkestrası'nda, bu 2007 yılların başında kadınlar isyan ediyorlar, işte biz Senfoni Orkestrası'na giremiyoruz, bize karşı ön yargı var diye. Senfoni Orkestrası'nın alımlar yapılırken bir perde çekiliyor araya ve seçimi yapan kişiler karşı tarafta müzik enstrümanı çalan kişinin kadın veya erkek olduğunu görmeden tercihte bulunmaya başlıyorlar. Ki bu perde konulduktan sonra Senfoni Orkestrası'nda kadınların girişinde çok önemli bir oranda artmaya başlıyor. Aslında arka tarafta bu cinsiyet farkındalığını kapatacak bu tarz uygulamalarla beraber kadına yönelik olumsuz algının cam tavanlarında yıkılmasının çok etkili olacağını değerlendiriyorum. Vallahi ne güzel bir örnekle evet, kapattı hocam. San Francisco Senfoni Orkestrası değil mi hocam? Evet, evet. Amerika'da San Francisco Senfoni Orkestrası'nda yapılan, bu tabii 2000 yıllardan yapılan bir çalışma. Ki o da aslında her ne kadar kimseli farklılık, aslında kadınların da kadınlara karşı ön yargısı var. Hem kadınların hem erkeklerin kadınlara karşı olan bu ön yargısını kırmak için bu tarz uygulamalara geçmişler. Evet, iş hayatında hani bize düşmez bunu yormak ama kadının kadına yaptığı şey de var. Yani ben mobbingle zorluk çok, da var. Mobbing araştırmalarıyla çok ilgiliyim. Hatta her gittiğim yerde patrona soruyorum. Sen burada bir mobbing radarı kurdun mu? Ne demek o diyor. İçeride mobbing olup farkında olup olmadığını dahi bilmiyorsun. Mobbing tepeden başlar ve çok enteresan. Mobbing araştırmalarında en büyüğü kadının kadına yaptığı mobbingin diğerlerinden daha yüksek olduğu beni şaşırtmıştır hep. Evet. Ben hocam, dayanışma olması gerekirken. Evet. O orkestra ilişkin şu versiyonu vardı, bu davranışsal finans alanı işte biraz aslında böyle psikoloji, iktisat son dönemde çok beraber hareket ediyor. İşte görsellik aslında bir taraftan da kararlarımızı etkiliyor. Evet, şüphesiz. Hani güzel bir kadına ya da işte yakışıklı bir erkeğe baktığımızda kararımız farklı bir yönde olabiliyor. İşini çok iyi yapsa dahi. Bunu bahsettiğinizin farklı bir versiyonu da işte orkestra yeni bir eleman alınacakken perde arkasından yine çaldırıyorlarmış. O görselliğe kapılıp diyelim, çok yakışıklı da olabilir, çok güzel de olabilir onu çalan, diğeriyle karşılaştırırken o görsellik karar noktasına devreye girmesin, sadece enstrümanın nasıl çalıyor, müziğin yani sesi nasıl geliyor, ona odaklanılsın diye. Performansa odaklansın evet, diye. Yani perdenin arkasından çaldırılırmış diye. Bu da farklı bir versiyonuydu ama hocamın söylediği de çok dikkat çekici gerçekten. Evet. Kadınlar Günü'ne ilişkin. Tabii çok, aslında dediğiniz çok doğru. Aslında mesela dünya genelinde çok bilinen kadın yazarlara bakacak olursak aslında birçoğu
kendinin kadın olduğunu saklayarak yazıyor. Mesela işte Harry Potter'ın yazarı R.J. Rowling'in aslında belki birçok insan sokakta bir kadın olduğunu bilmez. Çünkü kendi ismini aslında saklayarak ortaya çıkmış. Aslında kadınlar da biraz bu kendilerine yönelik ön yargılarını saklamak amacıyla biraz dediğiniz gibi aslında bu perdeleri çekerek iş gücüne veya dünyaya veya genel olarak işte kültür sanat hayatında atılıyorlar. Tabii bu bir süreç ama bu sürece yönelik özellikle pozitif ayrımcılık politikaları uygulanmaması halinde de bu süreci maalesef 300 yıl boyunca kapanmayacak uzun bir yolda olduğumuzu bize gösteriyor. Hocam çok teşekkür ederim tekrar bu güzel günde sizi dinlemek, bu kadar detaylı veriye ve analize dayalı bir yorum almak. Buluşmak üzere diyoruz. Bakın ne güzel bugün bu arada. Kadınlar Günü vesilesiyle ne kur konuştuk, ne enflasyon. Yani biraz nefes aldık ya. Vallahi ya. Nefes aldık. Normal olsa hocam şimdi kur ne olur, işte faiz artar mı 500 bas puanda falan diyecektik. Neyse bugün en azından onu demedik. Güzel bir gün diyorum hocam size. Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Burcu Aydın özü doğru bizlerleydi. Burada Vahap abi de yazmış. Vahap Unyar köşesinde. Kariyer de yaparım, çocuk da demek havalı ama ya bir o kadar da zor diyor ya. Hani çok sen zor. Dedin ya o şartları sağlamak lazım. Amgen Türkiye Genel Müdürü Gülden Berkman'ın dan bir atıf yapmış. O dönem yeni bir işte çocuğu olmuş. Efendim orada bir kitabı da hikayeyi anlarsam mümkün aldı kitabı varmış. Orada şöyle ifadeler var. Anneliğin ilk yılları bence kadınlar için kariyerlerin en kırılgan dönemi. Zira müthiş bir yorgunluk ve suçluluk hissediyorsun evet. diyor. Evet. Mutlaka bazı önerileri var kitapta. Kendinize iyi bakın, kendinize zaman ayırın, enerjinizi yüksek tutmak önemli diyor. Yardım isteyin diyor. Yakın çevrenizden ve şirketinizden yardım isteyin. Özellikle bebeğin 2 yaşı çok özel dönem diyor. Herkese destek olmak zorunda. Anları kaçırmayın diyor. Bak şurası çok önemli. Küçük çocuğu olan Şeref abi senin de. Anları kaçırmayın. İş mutlaka geri geliyor. Ama çocuğunuzun yaşları geri gelmiyor. Çocuğunun yaşı geri gelmiyor. Çocuğunun büyüdüğüne tanık olamıyorsan buna bir daha asla imkan bulamayacaksın. Kesin çok net. Evet. Diyor ki bak Ege'nin ilkokul 1. sınıf gösterisi için o zamanki dünya başkanımız da olan çok önemli bir toplantıdan erken dönmüşüm. Çok da iyi yapmışım diyor. İyi ki dönmüş. Ya vallahi ya diyor tamam çıktım toplantı erken. Çocuğun bir daha olmayacak o gösteri. Evet bir daha olmayacak. Efendim birinci önceliğinizi unutmayın diyor. Bu dünyaya bir çocuk getirirsek onun bolca şefkat sevgi alması sağlanmalı demiş. Efendim çalışmayıp seni her gün okula bırakıp olan bir anne olsun ister miydin diye sormuş. 8 yaşındaki oğlu şöyle cevap vermiş. Ben senin meşgul olmanı, neşeni ve önemli işler yapmanı çok seviyorum. Kesinlikle istemezdim. Çocuk demiş ki anne çalış ya her gün beni okula bırak. Hani her gün benimle olmana lüzum yok. Sen işini yap, meşgul ol, neşen yerinde olsun yeter diyor. 8 yaşındaki çocuk anne. Ama bıraktığı için öyle söylüyor. Bırakmadığı zaman o durum değişebilir. Değişebilir. Evet. Diyorsun. Evet. Hakikaten Vahap Munyer'in köşesinde de güzel bir nokta var. Nuri Sevgen'e dönelim. Evet. Doktor Nuri Sevgen günaydın, hoş geldin. Günaydın. Günaydın Şeref Hocam. Hoş geldiniz. Şeref Hocam diye özellikle sana bak bana günaydın, ona günaydın diye geçti. Yok seni günaydın Şeref Hocam dedim. Arada virgül vardı. Bak. Neyse. İnce. Ya bu kadınlar gününde ben açıkçası daha... Erkeğin erkeğe yaptığı şiddeti psikolojik şiddet. Şimdi bu finansa paraya girmeden... Şimdi bugün sabahleyin geldik. Şimdi bugün Nuri Sevgen günü benim için. Evet. Dedim bir de izleyicilerimiz de şiir miyir dedi. Şimdi ben açıkçası bir şiirle girmek istiyorum. Orhan yani? Veli'nin Kadın Emekçi Kadınlar şiiri. Lütfen. Kısa. Güzel kadınları severim. İşçi kadınları severim. Güzel işçi kadınları daha çok severim. Orhan Veli Kanık. Bu kadar. Bu kadar. Bana muhteşem. Giriş olsun diye söyledim. Evet. Çok güzel. Valla Dünya Kadınlar Günü, daha doğrusu Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlu olsun diyorum. Ya bu hikayeyi biraz anlatmak istiyorum. Tarihi severim, Barış bilir, hatta sıkılır bundan ama. Estağfurullah. 1857 yılında New York'ta kadınlar ayaklanıyorlar bir tekstil atölyesinde. Sonra polisler bunlara şiddet uyguluyor ve
yüzün üzerindeki kadın orada ölüyor bu şiddet yüzünden. Bu tabii tarihe kötü bir gün olarak geçiyor 8 Mart. Ta ki 1917'deki Kızıl Devrim zamanında kadınlar yine 8 Mart'ta Rusya'da bunu kutlarlarken devrimin ilk ayak sesleri geliyor. Nikolay'a karşı baş kaldırıyor. Kadınlar çok güçlüdür. Biyolojik olarak çok güçlüler çünkü nörobilimle uğraşmaya başladıktan sonra bunu çok daha iyi gördüm. Biliyorsunuz kromozomlar X ve Y olarak oluşuyor. Toplam genom yanlış bilmiyorsan 25 bin civarında. Bunun 20 bine yakını sadece X kromozomundan oluşuyor. Kadınlarda iki tane X var. Yani çok daha genetik olarak güçlüler bizden. Saçları kolay kolay dökülmez. Kolay kansere yakalanmışlar. Daha dirayetlerdir. Her ay yaşadıkları o biyolojik sıkıntılara daha dirayetler. Bizim parmağımız kesildiği zaman biz ağlarız. Böyle bir yaratığız. Ama bu cinsi tarih boyunca insanlık neden böyle ikinci plana atmış diye hep araştırmışımdır, merak etmişimdir. Bunun sebebi aslında yerleşik düzene geçmek. Geçmişte göçebe halklar zamanında veya mağara devrinde yaşanırken kadın erkek her zaman eşit, her zaman beraber karar veriyorlar. Ne zaman ki toprağa geçiyoruz, toprağa sürmeye başlıyoruz, o zaman miras denilen bir kavram ortaya çıkıyor. Ve kadın benim malım olmalı ki o kadından doğacak olan çocuklardan emin olmalıyım diye kadın alt plana itilerek maalesef bu hale getiriliyor. Aslında biyolojik olarak çok daha üstün tutulan Kibele gibi Anadolu'da doğurganlığıyla tanrısal kabul edilen kadın maalesef böyle olmuş. 1917 yılında bu ayaklanmadan sonra da işte zaten 1975'e kadar kimse bunu konuşmamış. Sonra Amerika biliyorsunuz her zaman bir şeylere sahiplenmeyi sever. Sovyetlerden bunu geri almış 77'de Birleşmiş Milletler'le. New York'un adı hiç geçmemiş, emekçi kadınlar adı geçmemiş. Dünya Kadınlar Günü haline getirmişler. Ama kadınlar haklarını elde etmek için çok savaşmışlar. 1857 ilktir. 1900'lerin başında İngiltere'de de yaşayanları bir okusunlar. Hakikaten ciddi savaşlar olmuş. Ve Atatürk yine büyük bir insan. Burada bir kere daha söylemek istiyorum. Mustafa Kemal Atatürk. Evet. 1930'da Türkiye'de pek çok Avrupa ülkesinden daha önce kadınlara seçme hakkını vermiş bir liderdir. Ve bunun için kadınlar savaşmadan bunu almışlardır. Bu çok değerli bir şeydir aslında. Bunu da korumak lazım. Gelecek kadınların elimizde, kadınların ellerinde, annelerimizde ve ben de şiirle burada bitirip ekonomiye döneyim. Ben de Cemal Süreyya'dan gireyim hocam müsaadenizle. Cemal Süreyya da kadın şiirinde şöyle diyor. Bir kadını ortadan ikiye böl, yarısı annedir, yarısı çocuk. Yarısı sevgili, yarısı aşk. Duyanlar bunu bilmez, görenler anlamaz bunu. Yarısı rivayettir, yarısı gece. Çok güzel. Böyle bitirelim, ekonomiye dönebiliriz. Tamam, sen bir ekonomi, ben de bir tane şimdi bulacağım. Bana ayıp tamam, tamam. Yani. Ben konuşurken sen bir tane araştırırsın arada. Evet. Şeye borsa... bak, Nazım Hikmet'in çok güzel şiiri vardır. Bak sana tüyo da vereyim, oradan gir hadi. Kimi? Nazım Hikmet'in. Tamam. Ya bu borsaya dönelim. Ne oldu dün Allah aşkına, bir haber mi geldi? %3,5. Şimdi dünkü bağlantımızı takip edenler, ki artık bu bölümün bir Nuri Sevgen fanları oluştu. Nuri Sevgen'i dinlemek için. Hatta biz daha sonra videosunu kesip koyuyoruz. Altına çok güzel yorumlar geliyor. Nuriye de arada okudum mu diyorum. Dün de öyleydi. Dün borsanın pozitif kapatacağını muhtemelen söyledin. Şimdi burada şunu hep altını diyorum. Buradaki tahmin Nuri Sevgen'in. Yani çoğu doğru çıkıyor ama doğru çıkmayabilir. Doğru çıkmadığını lütfen tırnak içerisinde linçlemeyin Nuri Sevgen'i. O tahminde bulunuyor. Çoğu doğru çıkıyor. Ama yani çıkmayabilir de hep söylüyorum. Yani, üzülürüm çünkü öyle yani bir şey. Yani piyanisti ateş etmeyin, o işini yapıyor. Ha, yani gibi. Ama dün söyledin. Çok net dedim. Pozitif kalıyor. Ama %3,5'u da bekliyor muydun merak ediyorum. Evet. Ne oldu? Devamı gelir mi? Düşüş bitti mi deyip sözü sana bırakayım. Şimdi dün itibariyle evet, yükselişten çok emindim aslında ama %100 hiçbir şeyden emin olmayız dediğimi de söylemiştim. Ama %3,5'luk bir hareket tabii büyük bir hareketti. Biraz da çok sert düşüşün arkasından biz buna şey deriz işte short coverage deriz. Çok daha sert yukarı doğru gitmesi bu tür şeylerde olur. 9000 seviyesinden döner diye düşünüyordum. 9000 üzerine kapattı. Bu olumlu aslında. Yani ama bir yandan da beni rahatsız eden bir şey var. Dünkü hareketin arkasında yeter kadar işlem hacmi ve katılım göremedim. Şimdi yeniden iktisat terminolojisine döneceğim. Eugene Fama denilen bir adam var. Etkin piyasalar hipotezi diye yazdığı bir çalışmayla Nobel ödülü aldı. Ve çok net bir şey söylüyor. Piyasaları etkin, yarı etkin falan diye ayırıyor. Çok da özete girmeyeceğim ama söylediği çok net bir şey var. Diyor ki bir piyasanın fiyatının etkin bir fiyat olabilmesi için katılımın yüksek olması lazım. Teknik analizde en temel varsayım nedir?
arz ve talebi karşılaştırırsınız grafiklere bakarak. Talep mi daha güçlü, arz mı daha güçlü ve bu arz talep dengesi bir sonraki güne ya da bir sonraki bara devredecek mi, bunu anlarsınız. Bunu anlamanın en önemli yöntemlerinden biri altta böyle ince bir çubuk olarak görülen işlem hacmi ya da işlem miktarıdır. Bunu pek çok teknik analiz, bazen görüyorum kendi teknik analiz diyen arkadaşlar bu çubukları koymadan, işlem hacmini koymadan analiz yapıyorlar. Böyle analizleri direkt söylüyorum. Burada dinleyicilere, izleyicilere çöpe atın. Bakmayın. İşlem hacminin olmadığı hiçbir grafik hiçbir işe yaramaz. Çünkü şu demektir bu. Ben bir arabamı satışa çıkardığımı varsayıyorum. Barış'a veya Şeref hocama diyorum ki arabamı kaça alırsınız? Onlar diyor 1 milyon liraya alırım. Ben bunları direkt sattım varsayıyorum. Hiçbir şeye bakmadım. Ne gittim galerilerle görüştüm de internet sitelerine baktım. Bu gerçek fiyat mıdır? Olmayabilir. Belki fiyat 1 milyon 200 belki 800 bilmiyoruz. O yüzden fiyata ne kadar katılım olursa bir piyasa oluşur. İşte piyasayı oluşturan şey de bu işlem hacmidir. Son gün yani dün yükseliş oldu. Çok da güzel bir yükselişti. Güzel bir yerden kapandı. Benim o hareketli ortalama olarak 5, 10, 21 üstsel ortalamaların hemen üzerinde kapandı. Ve grafik yukarı doğru dönecekmiş bir işaret verdi. Ama işlem hacmi maalesef ki istenildiği kadar yüksek değildi. Böyle bir hareketin, %3'lük bir hareketin işlem hacmi en azından bir gün öncenin üzerinde olmasını beklersiniz. Bırakın geçmiş seyri. Dünün bile üzerinde değildi. Yani önceki günün bile üzerinde değildi. Doğal olarak bu beni biraz tedirgin etti. O yüzden bugün 9000 üzerinde kalacak mı kalmayacak mı? Birinci bakacağımız bu. İkincisi margin call rakamları biliyorsunuz. Vadeli işlem ve opsiyon piyasasında eğer teminatınız bir miktar azalırsa bunun teminatı tamamlamanız gerekir. Ertesi gün saat 3'e kadar en geç. Bu borsanın istediği 3. Kurumlar tabii doğal olarak daha önce de kapatmalarını istiyorlar ki takas banklarında sorun olmasın diye. 3'ten sonra asıl piyasanın ne olacağını görebiliriz. 3-4 civarlarında özellikle 3.5-4'e kadar şey olur ama EFT kapanma saatine yakın daha net görüyoruz. 4-4.5'da daha netleşiyor. Buralarda asıl piyasanın şeklini göreceğiz. Yani benim bugün beklentim şu. 9000 üzerinde durduk çok güzel. 9200'e götürebilecek bir görüntü var çok güzel. Ama 9000 üzerinde durduktan sonra burada kalacak mı kalmayacak mı bu önemli. O yüzden yatırımcılara tavsiyem bu. Bugün eğer yukarı doğru başlarsa ki bugün yukarı başlayacak büyük ihtimalle. Yani yatay olsa bile yukarı dönecektir. Ama 9000'in altına gelirse kesinlikle stop yapın derim. Grafikler o zaman tekrar aşağı doğru eğilime girebilir. Ha 9000 üzerine tutunursa ne hala? O zaman yukarı doğru gitmeye, senet bazlı hareketlere devam etmeye sürdürecektir. Dün özellikle bankacılık sektörü hisseleri çok yoğun bir alış gördü. Burada da en önemli etki çok fazla düşmüş olmalarıydı ve endeks etkilerinin yüksek olmasıydı. Bugün tarım işi istihdam datası var Amerika'da çok önemli. Özellikle enflasyon beklentileri açısından önemli. Dün işte Powell'ın açıklamaları ve Amerika'da Oracle Master'dan gelen açıklamalar, Fed'in ılımlı açıklamaları Amerika'da piyasaların yükselmesine neden oldu. Tabii bir yerde küçük bir not da düşeyim. 8 Mart tarihinin bir özelliği daha var biz finansçılar açısından. 1817 yılında New York Borsası'nın kurulduğu tarihtir 8 Mart. O yüzden de hani New York Borsası da şu anda bizim en çok baktığımız, bütün piyasaların baktığı kalbi merkezi olduğu için de dün piyasa zirvede kapandı ve bugün orada gelebilecek 16.30'daki data piyasaları bir şekilde bozabilecek etki de yaratabilir. Buna dikkat etmek lazım. Bu bir. Akşam Fitch'ten bir not değişimi bekleniyor. Genel eğilim bu yönde. Bir kademe arttırırsa hiçbir şey değişmez. Ama bunun fiyatlaması da yapılıyor. Ama ya gelmezse etkisi de fiyatlanabilir. Hafta sonu riskleri fiyatlanabilir. O yüzden 9000 seviyesi çok kritik. Eğer 9000 üzerinde kalırsa çok güzel. 9200 sonra 9400 zirvesinin tekrar gitme potansiyeli var. Ve işlem hacmi o alttaki çubuk o grafiklerde çok önemli. Bunun da sebebini iktisadi açıdan anlatmaya çalıştım. O yüzden buralara bakmakta fayda var diye özetleyeyim. 300 milyara yakındı galiba değil mi hacim? Tam rakamı hatırlamıyorum ama bir önceki günün altındaydı. Grafiğe baktım ben, rakam olarak evet. Bakmadım. Tamamen çubuk üzerinde bakıyorum. Doğrudur, sen baktıysan öyledir. Estağfurullah. Peki şimdi o Nazım Hikmet'in galiba o şiiri söylüyor ya, o şiir Nazım Hikmet'in değilmiş. Hangi şiirden bahsediyorsun? Hangi şiirden bahsediyorsun? Güzel söyledin. Daha ortada şiir yok. Var var. Şu şiir aslında Nazım Hikmet'in değilmiş. Bak, kimi der ki kadın uzun kış gecelerinde yatmak içindir. Kimi der ki kadın yeşil bir harman yerinde 9 zili köçek gibi oynatmak içindir. Kimi der ki hayalimdir, boynumda taşıdığım vebalimdir diye devam eden. Bu böyle sosyal medyada Nazım Hikmet ben diye. Ben onu kastetmemiştim aslında ama. Tamam. Senden dinlerim o zaman. Kastettiğini lütfen. Kadınlarımız anladım. Diye bir şiir var ya, ve kadınlar diye başlıyor. O şiirden bahsediyorum. Ne kadınlar tanıdım.
asla var olmadılar. Hayır, be kadınlar, bizim kadınlarımız. O Atilla İlhan. Nazım Hikmet demedim, öyle bir şiir de var. Var. Bu şey gibi oluyor. Biz Suna Yakın'la Borsa İstanbul'da da buluşmuştuk, Nuri Seken hatırlar. Diyor ki ya bir söz görüyorum diyor. Böyle çok işte güzel böyle söz. Altına Suna Yakın ya. Ben diyor öyle bir şey söylemedim. Ya daha da gırgırı var şimdi. Mevlana diyor ya. Mevlana'nın böyle bir sözü daha, yok. Daha gırgırı. Ölüm Allah'ın emri, ayrılık olmasaydı altına Heze Mevlana. Bir doçent kadın bunu paylaşınca, doçent kadın paylaşınca, doçent doktor bilmem kim. Ben de bir gaflette bulundum Nuri. Dedim ki ya dedim... Mevlana hayatı boyunca tek bir Türkçe yazmadı, Farsça yazdı. Kadın beni yerden yere vurdu. Eyvah. Ve ağzımın payını aldım. Ya bir dakika, bir cahille tartışılır mı? Şimdi Heze Mevlana diyor. Şimdi öyle bir tane yazmış. Böyle lafları bana mal etmeyin. Heze Mevlana, Yunus Emre de like etmiş. Şimdi sosyal medyada bunu hakikaten öyle. Ben daha kötüsünü söyleyeyim hocam. Evet. Daha ilginç söyleyeyim. Mesela bazı şiirlerin altına La Edri yazar. Evet. La Edri doğal olarak anonim demektir. Sahip bilinmeyen evet. demektir. La Edri şair sanıyorlar. Şu edebiyat fakültelerinde çok meşhur. La Edri şairin de dediği gibi. Yani La Edri, La Edri idrak edilemeyen, bilinmeyen, sahibi meçhul anlamı. La zaten olumsuzluk. La Edri ama işte onu oraya getiriyorlar. Şimdi sen şiir okuyacak mısın bize kardeşim? Ya izin verirsiniz okuyacağım ama okutmadınız ki. Oku oku bekliyoruz. çok güzel hadi buyur güzel lütfen. Güzel sesinle oku. Peki. Çok heyecanlandım. Ama okumam gerekiyor bugün. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Ama lütfen meteoroloji haber bülteni gibi okuma, vurgularıyla oku. Eyvah. Şeref abi. Aruz denen bir şey var, ahenk denen bir şey var. Öyle değil mi Nuri? Yani. Tabii. Ha. Ama okur o ya. Tiyatro eğitimi almış, diksiyon, artikülasyon. Mahsus takılıyorum, tahrik ediyorum ki egzajere ederek okusun diye. Bayağı bir zorladın. Okur, heyecanlandırmayın. Güzel okur bence arkadaşım. Hadi bakalım. Güzel okur diye. Şimdi berbat edeceğiz şimdi. Atilla İlhan'ın şiiri Böyle Bir Sevmek. Ne kadınlar sevdim zaten yoktular. Yağmur giyerlerdi sonbaharla bir. Azıcık okşasan sanki çocuktular. Bıraksam korkudan gözleri sislenir. Ne kadınlar sevdim zaten yoktular. Böyle bir sevmek görülmemiştir. Hayır sanmayın ki beni unuttular. Hala ara sıra mektupları gelir. Gerçek değildiler. Birer umuttular. Eski bir şarkı, belki bir şiir. Ne kadınlar sevdim, zaten yoktular. Böyle bir sevmek görülmemiştir. Yalnızlıklarımda elimden tuttular. Uzak fısıltıları içimi ürpertir. Sanki gökyüzünde bir buluttular. Nereye kayboldular şimdi kim bilir. Ne kadınlar sevdim, zaten yoktular. Böyle bir sevmek görülmemiştir. Evet, çok da güzel okudun. Bilmiyorum, başarabildim. Çok değil, güzel vurgusu. Güzel okudu. Nuri Sevgen'i uğurluyoruz. Evet, çok teşekkür ederim Nuri Sevgen. Görüşmek üzere, iyi yayınlar, iyi hafta sonları diliyorum. Sağ ol, teşekkür ederim. Evet, bu programdan sonra artık bol bol şiire döneceğiz herhalde. Yani evet, güzel de oldu ama. Bir edebiyat programı yapsak ya Şerif. Vallahi... Yani YouTube'da ekonomi gazetesini, YouTube bir edebiyat programı bence sana yakışır. Nuri ile beraber olur. Nuri ile beraber olur. Gerçekten mi? Tamamen hiç Nuri, ekonomi Nuri sıfır. Nuri Sevgen'le. Ekonomi. Yani şey rakam konuşmadan ekonomiyi de konuşabilirsin. Evet. Yani neden olmasın? Nedir? Çünkü hakikaten bu şiir işin içerisine girince, müzik işin içerisine girince en sert, en ağır konular bile bir hafifliyor. Biraz daha kolay algılanabilir hale gelebiliyor. Bugün Dünya 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü. Bir şeyle de bitirmek istiyorum. Bir kadın şairimiz Gülten Akın'ın erkeklere bir ayar veren iki mısrağı var. Ayar veren. Gözlerimi kaparsam karanlıkta kalırsın. Dikkat et. O da gerçekten. Evet. Çok güzel oldu. İki satır yetiyor. Vallahi güzel. Bu gazete bugün çok güzel bilgilerle dolu. Onu söyleyeyim. Yani 8 Mart'a yakışan bir gazete olmuş. Bütün arkadaşlarımızın eline sağlık. Bir de Hafta gazetesinde de Berfin de söyledi. Ümit Boyner'le bir röportaj var. Kadın hakları bir demokrasi meselesi diye. Evet, çok doğru. Biz böyle biraz hani gülümseyerek tabii anıyoruz, konuşuyoruz ama bu ülkede maalesef hala kadın cinayetleri var. Bu ülkede hala kız çocukların okula gönderilmesiyle ilgili sorunlarımız var. Çünkü bunun için dernekler var yani. Çocuk gelinler okula... var. Ha?
Çocuk gelinler, çocuk gelinler var. Tecavüzler. Bir de şu bir dil düzeltmesini dün öğrendim. Ben burada da paylaşmak istiyorum. Az önce dedin ya kadın cinayetleri. Evet. Çok güzel bir bildiri vardı bizim çarşamba günü yaptığımız bu kadın, güçlü kadın, güçlü Türkiye'de. Diyor ki ya bütün cinayete kurban gidenler kadın, erkekler işliyor cinayeti. Siz kadın cinayeti diyorsunuz. Bunun adı erkek cinayeti kardeşim. Doğru, doğru. Yapan... Lütfen diyor dilinizde diyor erkek cinayeti deyin. Biz cinayet işlemiyoruz ki. Biz mağduruz diyor. Biz maktülüz diyor. Peki. Valla arkadaşlar aşka da barış falan yazmayın. YouTube'da onu yazıyorsunuz. Bizden geçti o işler diyelim. Şiire doyduk diyorlar. Çok güzel mesajlar var. Çok teşekkür ediyoruz bir kez daha. Kuvay Milli'yi hatırlatmışlar. Hadi onu da söyleyeyim. Ben biliyorsunuz Kastamonluyum. Ve bir Kastamonu'da İstiklal Yolu vardır. Bu İstiklal Yolu Kurtuluş Savaşı döneminde bu mücadele işte Rusya'dan gelen, yurt dışından gelen silahların İnebolu'dan Anadolu'nun içlerine doğru sevk edildiği koridor. Çok koridor, çok kritik bir yoldur İstiklal Yolu'nda. Benim annemin de memleketi Seydiler, yani ilçe Seydi, olarak. He. Seydiler de Şehit Şerife Bacı'nın memleketi. Öyle mi Şerife Bacı? Evet, Şehit Şerife Oral Bacı. Oral olduğunu bilmiyordum. Kastamonu olduğunu biliyorum da. Kastamonlu, he. Seydilerli. Hatta bir anıtı da var. Bilenler vardır ama hikayeyi çok kısa anlatıp öyle bitirelim. Yani bu Cumhuriyet'in kuruluşunda da kadınların nasıl emeğinin olduğunu. Soğuk bir kar, kış ve o mermilerin Anadolu'nun içlerine doğru taşınması lazım. Taşıyanlar, o kanılarla taşıyanlardan bir tanesi de Şehit Şerife Bacı. Ve yağmur, kar bastırıyor. Çocuğu da Şerife Bacı'nın kucağında bir taraftan. Çocuk da beraber gidiyorlar. O mermi ıslanmasın diye çocuğunun üzerindeki battaniyeyi merminin üzerine seriyor. Bozulmasın diye. Ve çocuğun üstüne kapanıp çocuğunu kendisi ısıtıyor. Maalesef... Yolun sonunda kendisi şehit oluyor. Hayatını kaybediyor ama işte o mermiler, o emeklerle taşınan mermiler Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasını sağlıyor. Kadınlar dolayısıyla her noktada bu cumhuriyetin kurulmasında, vatanın kurtarılmasında da büyük emekleri var değil mi? Öyle tamamlayayım. Nur içinde yatsın. Çok teşekkürler Şeref abi. Ağzına sağlık. İnşallah evet ne seanslar gördüm zaten yoktular diye izleyicilerimiz espriyi de yine borsaya bağlamışlar. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Güzel bir hafta sonu olsun efendim. Allah'a ısmarladık. Yatırım Finansman Ekonomi Masası'nı sundu.